Merhabalar. Facebook arkadaşlarım Merhaba. Havalı adlı Zoom sohbetlerime hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Utku Uluer. Merhaba Utku, nasılsın? Merhaba efendim. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Özellikle beni havalı kategorisine soktuğun için daha da mutluyum. Bence de öyle misin? yani zannetmiyorum. Kafası karışık dersen tamam da yani. Ama işte o kafası karışık şeylerde havalı durumlar var bence. Birazdan konuşuruz. Evet. Şimdi her şeyden önce tabii yani format itibariyle yani Facebook üzerinden gidiyorum. Ben biraz şaşırdım çünkü baktığım zaman Facebook'taki arkadaşlığımıza 2015 itibariyle birbirimizin doğum günlerini kutlamışız sürekli. Ve hani öncesi yok gibi. Ama ben tam Evet. olarak daha önce birbirimizi Facebook'ta eklediğimizi düşünüyorum. Sonuçta ikimiz de sinema gazeteciliği yapıyorduk ve öyle tanıştık. Yani o vesileyle tanıştık. Ve büyük ihtimalle daha erken vakitlerde birbirimize eklemişizdir ama 2015 itibariyle samimi arkadaş olduğumuzu hatırlıyorum. Yani daha çok görüşmeye başladığımız, daha çok belki işle ilgili veya paylaşımların daha çok oluşu herhalde Evet. hakikaten 2015 itibariyleydi. Çünkü ben Beyaz Perde'den ayrılmıştım. Filmlerim koma geçmiştim. O süreçte bir iletişim olduğunu hatırlıyorum. Ama sana sormak istiyorum. Biz seninle nasıl tanıştık? Nerede ilk tanıştık? Ne oldu, ne bitti? Bir de senden dinleyelim. Efendim, böyle minik bir giriş yapayım o zaman ben de. Tamam. Biz seninle ilk tanışıklığımız bir film gösteriminde oldu. Onu çok iyi hatırlıyorum. Net olarak hatırlıyorum ama hangi film olduğunu hatırlamıyorum. Okay. Hatta onun bileti vardı bende. Fakat biletini nereye koydum bulamadım. Maalesef taşındığım için o bilet aslında var. Vay be, Hatta güzel böyle olurmuş aslında. dört kenarlıydı. Dört kenarından bir tanesi beğendim, beğenmedim öyle bir şeyler vardı sanırım. Beyaz perdenin Beyaz Perde'nin de gösterimlerinden. etkinliğine gelmiştin o zaman. Tamam. Tabii. O zaman da şöyleydi. Ben işte bu sinematik Blogspot'u kurduk 2007 yılında falan. Şöyle bir karar almıştım. Hani ben sinema yazarı değilim. Ben Evet. sinema severim. Sevdiğim filmler üzerine yazılar yazacağım. Hatta o zaman sitenin yani daha doğrusu blogun adı da sinematikti. Evet. Yani yerli yabancı karışık hani yazabiliriz ama birazcık daha ağırlıklı yerli yazalım. Çünkü yerli Evet. yazan fazla yer yok. Onun için yerli yazalım gibi öyle bir durumlar vardı. Sonra işte gelişen şeyler işte başka sitelerin kurulması falan filan feşman derken o dönem işte böyle bazı kişisel tartışmaların sonucunda ben dedim ki hani ben yabancı filmler üzerine yazmıyorum. Yabancı filmler üzerine yazacaksam da işte öteki sinema yazılarımı veririm demiştim. Evet. O dönemde öteki sinema yazarlarından bir tanesiydim. Hani Evet. yazılarını verenlerden bir tanesiydim işte. Ama birazcık daha hani böyle bloklar arası dayanışma, işte Aha. Ters Ninja olsun, iyi kötü film Evet. olsun. Evet. Yani o hani böyle bir dayanışma olduğunu inanıyordum ben. Evet. Böyle bir hani aynı zevkleri olan insanların bazı ortak noktaları bulacağını düşünerek. O dönemde neden oradan başladım? O dönemde öteki sinema dan yani böyle bir film gösterim var oraya gidelim demişlerdi. Şimdi filmi çok net hatırlamıyorum ama çok ilginç. Okay. Tamam aklımdan çıkmış ya bu filmi Aha. sevmemişim. Orada işte Beyaz Perde sanırım öteki sinemadan birkaç kişi Beyaz Perde'de yazıyordu. Evet. Ondan dolayı da böyle bir ilişki vardı. Evet. Şimdi tabii ben Yeşilçam üzerine ağırlıklı yazan ya da Türk sineması üzerine ağırlıklı yazan birisi olarak ya araştırmacı olarak Evet. ya benim çok böyle alakam olmadı. Hani festivallerle ve Evet. önemli sektörel yayın yapan sitelerle. Evet. O dönem birazcık daha farklı düşünüyordum. Zaman içerisinde işte araştırmacılığım devam etti. Farklı bir yere götürdü beni ama Evet. senin ilk tanışmamız o film gösterimidir. Bak ben bunu hatırlamıyorum mesela. Tabii. Orada böyle karşımızda güzel bir kadın var. Kendisi de sinema konusunda işte otorite demeyeyim de Yok canım, estağfurullah. Yani diyeyim dedi. BeyazPerde.com'un genel yayın yönetmeni olduğum için böyle bir itibar galiba oluyordu ama aslında ben de sonuçta orada pişmiştim. Yani sinema Evet. okumuştum ve aslında Beyaz Perde benim için okuldu gerçekten. Ama tabii ki bir şekilde Anladım. tanışmalara çok vesile oluyordu. Çünkü Beyaz Perde'nin kim Tabii. başında? Melis başında deyince çok güzel tanışmalara vesile oldu. Sen de onlardan birisin aslında. Tabii ama o gün hani çok fazla muhabbet etmedik ya. Sonra ben orada hani merhabalaşınca ondan sonra bir şekilde
temas kurduğumu hatırlıyorum. Evet. Yani bir şekilde diye şöyle düşünün, o temas kurma sebebi de başka bir şey aslında. Bu sitede özellikle içerik oluşturan arkadaşlardan bir tanesi çok şey bilen kız Dilek. Evet. Bana dedi ki, ben ilk Beyaz Perde'nin ilk olduğu dönemlerde devamlı yorum yapan bir insandım dedi böyle bana. Evet. Ondan sonra bir baktım, bizim sitede yazan yani sinematiğe yazan böyle 6-7 kişi vakti zamanında Beyaz Perde'de çok fazla yorum, özellikle Yeşilçam filmleri üzerinde çok fazla yorum yapan insanlarmış. Süper. Dedim, bizim aslında hani site olarak bir alakamız varmış Beyaz Perde'yle. Evet. Ondan sonra seninle konuşmaya başladık ve ilginçtir, senin de ayrıldığın falan döneme denk gelmiş. Evet. Ama daha şey oldu, hani şimdi şunu söylemem gerekiyor. Biraz bu sinema sektörü içindeki arkadaşların biraz böyle hafif, bak sen bak burada uyuyacak, havalı olduğunu düşünüyorum. Yani yani böyle bir hafif bir mesafeli bir duruş var. Hani ben Ha, şey, anladım. Hani şimdi bir, mesela bir blogger gelse, yani yaklaşsa, evet, işte evet. O, çünkü bloggerların hepsi ne istiyorlar? İşte akredite olmak istiyorlar festivallere. Evet. Ondan sonra işte bedava DVD almak istiyorlar. Evet. Biraz böyle bir, yani bütün filmlere bedava girmek istiyorlar. Evet. Hani bunu yapmak isteyenler olabilir ama 100 kişi ise bunun yani gerçeği 20 kişidir falan. Tabii insanlar Doğru. O zaman biraz sektörde biraz bakıyorlar. Bir de ikincisi, yani ben sektörün içinde değilim sonuçta. Yani, Aha. Yani sektörün ama bir parçası mıydı? yine de öyle tabii, yani bir parçası değildin ama yani her zaman da çok yakından takip ettin ve kendi web siteni de hep çok geliştirdiğin için yani ister istemez aslında bir sinema yazarı gibi, sinema gazetecisi gibi oldun. Çünkü röportajlara da çok önem veriyorsun. Yani ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben filmlerim.com'a geçmiştim beyazperde.com'dan. Ve galiba filmlerim.com'a yazar katmaya çalışıyordum. Ve o süreçte seninle bir telefon konuşması yaptığımızı hatırlıyorum. Yani ya sen de yaz mı dedim ya da bize yazar bulur musun mu dedim. Yani o tarz bir paylaşım hatırlıyorum. Ama daha sonra müzikle ilgili bir şeyler paylaşmaya başladık. Ve sonra Taksim'de buluştuk, işte konserler vesaire, birazdan konuşuruz zaten. Başka bir alana kaydık yani o açıdan. Ve Tabii. sonra yani format itibariyle yine söylüyorum. Facebook zaten bence bizim seninle arkadaşlığımıza çok büyük bir yere etti, değil mi? Çünkü fiziksel Tabii. olarak çok fazla görüşemedik aslında. Ama çok fazla birbirimizi takip ettik sürekli ve hep yazıştık. İşte gerektiğinde iş için destek olduk birbirimize vesaire. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani değil mi? Ben o şey, çünkü herkesle aynı olmuyor bu arkadaşlar. Mesela kimiyle hakikaten Facebook'ta bir bakmıyorsun bile hani, ama hani normal hayatında zaten var. Kimiyle telefonda konuşuyorsun, kimiyle Amerika'da zaten hani sosyal, ama biz seninle hakikaten o Facebook'u çok verimli kullanan iki arkadaş olduğumuzu düşünüyorum. Yani şöyle bir durum var. Ben 2015'e kadar zaten hani bazı şeylere gitmiyordum, festivallerle ilgilenmiyordum ama Türkiye'de değildim fiziki olarak. Yani çalışmak Doğru. için geliyordum Türkiye'ye, turist rehberliği yapmak için. Evet. 6 ay Türkiye'deydim, 6 ay değildim ama 6 ay genelde yoğundum zaten, ya da 6 ay da böyle bölündüğü için ikiye. Evet. Onun için Facebook benim için özellikle İtalya'da yaşadığım dönemde insanlarla iletişim kurduğum en iyi araç oldu. Pek çok insan belki Facebook'u daha farklı kullanıyor ama benim için çok iyiydi. Evet. Çünkü hem kopmamış oldum dostlarımdan, hem de yeni insanlar tanıştığım zaman işte yapmak istediğim içeriklerle ilgili. Çünkü hani biz sanatlar arası disiplin üzerine yoğunlaşmış insanlarız Evet. bence. Yani Evet. sinema, ondan sonra resim, müzik. Evet. Biz pek çok sanat dalıyla içli dışlıyız aslında. Bu disiplinler arasında kendimize bir yerler bazen bulmaya çalışıyoruz. Evet. Maalesef Türkiye'de bu negatif olsa da aslında Avrupa'da pozitif bir şey. Yani bu kadar Tabii. çok ilgiyi bir arada yöneteye olabilmek. Ama Doğru. Türkiye'de bir dezavantaja dönüşüyor. Doğru. Bizim belki de ortak yanımız bu olduğu için birbirimizle daha iyi iletişim kurduk. Çünkü hani hem müzikle ilgileniyoruz, hem sinemayla ilgileniyoruz, hem işte sanatın farklı yönlerinden farklı açılar arıyoruz. Dille Yani bu çok önemli ilgileniyoruz, ama çeviri yapıyoruz. Facebook benim için tabii, ha tabii o da var. Tabii o da çok önemli, haklısın. Ya dediğim gibi çok fazla şey olduğu için Evet. unutabiliriz. ama Facebook benim için çok iyi bir araçtı. Yani insanlarla iletişim kurmak için. Daha sonra tabii bunun bozulduğunu düşünüyorum. Oraya gelir miyiz bilmiyorum ama Tabii. ya yani benim için o senin bahsettiğin dönemde 2016'ya kadar, 2017'ye kadar benim için Facebook çok pozitif bir araç oldu. Evet. Kendimi
bazı noktalarda daha rahat ifade edebildim. Doğru. Paylaşımlarında. Doğru. Fakat tabii yapı değişiyor, bir insanlar değişiyor. Hani kendi yaptığım içerikler de değişmesi gerekiyordu. Bazen sanırım o yönde birazcık daha yavaş hareket ediyorum ben. Onun dışında ama bir şey yok. Evet evet, yani zaten son zamanlarda biliyorsun herkes şey diyor işte Facebook öldü artık, işte artık Instagram ya da Twitter vesaire. Benim biraz da aklıma buradan geldi bu fikir. Çünkü aslında yani Facebook çok benim için de çok önemli bir sosyal medya aracıydı. Hala da öyle aslında. Ne kadar artık bir takım hani modalar diyeyim değişse de gerçekten senin dediğin gibi pek çok normalde hep iletişim kuramayacağım arkadaşımla İletişim kurabilme imkanım oldu. Bir de tabii senin dediğin gibi sanatın bazı dallarıyla veya işte edebiyatın bazı alanlarıyla ilgilendiğimiz için paylaşımlar çok önemli oluyor. Mesela sen sinematikyeşilcam.com'un genel yayın yönetmenisin. Oradan bir yazı yayınlıyorsun. Ben onu normalde belki görmeyeceğim ama orada sen paylaştığın zaman dikkatimi çekiyor. Veyahut işte diyorsun ki bizim konserimiz var. Hani orada dikkatimi çekiyor. Veyahut da genel anlamda belki politik bir yazı yazıyorsun. Ben senin altında bir şey yazıyorum. Sen bana bir şey söylüyorsun. Sonra özelden konuşuyoruz. Yani gerçekten yaptığımız işleri de birbirimize aslında gösterebilmek ve o konuda paylaşımlarda bulunabilmek adına da bence çok olumluydu gerçekten. Şey çok ilginç Utku, bizim seninle hiç fotoğrafımız yok ya. Ya böyle bir şey olamaz. Yani inanamıyorum. Geçen hafta Şermin diye bir arkadaşımla konuştuk. Ama o da fotoğrafçı yani. Zaten böyle hani onunla buluştuğumuz anda 765 tane fotoğraf çekiyor. Ve tabii fotoğraf çok önemli bir şey aslında. Hem de anıları yad etmek ve hatırlamak adına da çok önemli. Aa, çok ilginç bir şey ama yani. Ya hiç yok, çıldıracağım. İnanamıyorum. Yani seni ilk gördüğümde fotoğraf çekileceğiz yani birlikte. Anladım, anladım. Efendim, ilk hava güzel olduğu zaman, o zaman. İnşallah, inşallah. Maskesiz falan böyle artık bilmiyorum, umarım yani. Ama ona çok şaşırdım. Onun dışında dediğim gibi hep böyle birbirimizin doğum günlerini kutlamışız işte. Meslektaşım, meslektaşım demişiz birbirimize. Çünkü gerçekten... onu anlamak gerekiyor ama. Evet, yani hangi meslek? Bunu konuşmamız gerekiyor gerçekten. Zaten ona geçelim. Yani Utku Uluer kime geçelim? Yani ben de senin bütün ilgilendiğin konuları çok iyi biliyorum. Hem iş olarak hem hobi olarak. Ve hakikaten çok ortak noktamız var ama sen biraz anlatmak ister misin bu program için? Ya ona geçmeden önce bir tamamlayacak bir şey. Tabii. Şimdi bundan yaklaşık 5 sene falan önceydi. Instagram hesabı açtım böyle kendime. Ve acayip kalabalıklaştı. Yani etrafıma bakıyorum o dönemde. Bayağı böyle insan var benim Instagram hesabımda. Evet. Arkadaşlar şey falan diyordu böyle. Oo, sen Instagram'da çok aktifsin, işte bir sürü takipçin var falan böyle diyorlardı bana. Aha. Yani ondan sonra böyle yani bayağı böyle Instagram o zaman kullanıyordum. Ne yapıyordum işte, gidiyordum böyle güzel bildiğim gezdiğim bir yerin fotoğrafını çekiyorum. Evet. Ondan sonra bazen komik olan şeyleri falan paylaşıyorum kendi hayatımla ilgili. Bir de o zaman işte DJ'lik vardı, Lego Man durumları vardı. Evet. Fakat bir şey oldu. Bilmiyorum nedendir. Ben zaten o Facebook yani şey Instagram'ın hani o paylaşım noktasında birazcık sanırım şeyim. Yani doğallığı seviyorum Evet, sanırım. Evet. Onun için hani benim işte vakti zamanında çok kullandığım Instagram'daki sayım bir dönem sonra hemen hemen aynı kaldı. Hani üzerine herhalde bir 200 kişi eklenmişti. Şimdi sorun o değil. Yani aslında benim için hiç sorun olmaması gerekiyor. Ancak artık ne bileyim işte bir yerle ilgili sponsorluk görüşmesi yaptığımda ya da bir ajantayla ilgili Evet. bazı konuları konusundaki turizm ajantasından bahsediyorum. Aha. Yani bana Instagram takipçi sayımı soruyorlar. Değil mi? Evet. Bir Yani, kart vizite dönüştü zaten. Çok yani çok enteresan acayip bir CV'ye dönüştü. Evet evet yani böyle bir yani bu oldu, ben şey oldum orada biraz. Yani dedim hani vakti zamanında doğru noktada başlamışız. Hatta seninle ortak yanımız olarak da onu da görüyorum ben. İkimiz bazı şeylere erken başlayan Kesinlikle ondan ya, sonra ben var ya Twitter'ı falan ilk açan insan gibiyim, bakıyorum inanamıyorum yani. Herkes böyle son 5 sene falan diyor. Ben ilk ne zaman açılmışsa hepsinde varım yani, çok ilginç. Tabii. Onu anlayamadım ben. O konuda daha sonra daha detaylı bir görüşme de yaptık. Analiz yaparız. Nerede yanlış yapıyoruz ya da yanlış yapmıyoruz falan filan. Tabii o uzun bir konu olabilir. Evet, evet. Ama böyle sevdiğim bir abim dedi ki bana Instagram baktığımda, abi dedi senin çok karışık orada dedi. Ben yani ilgileniyorum hepsiyle ama falan dedim böyle. Demek ki sorun orada. Yani buradan geri dönecek olursak
Ben işte üniversite döneminden başladım. Yani evet. Çok daha geriye gitmeyeyim. Hani işte dinozorlar vardı, daha sonra yok onlar ve petrol oluştu. Yine geri dönmeyeceğim. Ya da gaz bulutuydu falan. Şimdi ben üniversiteye yani hazırlandığım dönemde grafiker olmak istedim çok fazla. Ve onun için işte bu İstasyon Sanat Evi vardı, hatta oraya gidiyordum. Biraz tembel bir öğrenci olacağım herhalde. İşte hazırladım falan kendimi ve sınava girdim ve olmadı. Hani grafikerliği kazanamadım, yetmedi zaten hiçbir şekilde. Geçemedim bile ilk şeyi. Ondan sonra işte üniversite imtihanına hazırlanmaya başladım. İlk sene kazanamadım. İkinci sene dedim ki yani ben iletişim fakültesi istiyorum. Çok fazla, özellikle İstanbul iletişimi istiyorum. Ama bunun yanında da ben acayip şekilde tarih seviyorum. Evet. Ya turizm olacak ya iletişim olacak. İkisinden birisini seçeceğim dedim ben. Ve en son seçtiğim sanırım, yok sondan bir önceki olan bölüme girdim. Marmara Marmara Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği. Güzel. Fakat çok komik, rehberlik bölümü ilk defa açılmış bizimle birlikte. Aa, öyle mi? Yani daha önceden bizim üniversite mezun vermemiş. Yani üniversitede mezun olan turist rehberi yokmuş profesyonel. Ya burada bir araya girebilir miyim Utku ya? Bizim seninle kaderimiz gerçekten çok enteresan. Çünkü ben de biliyorsun İstanbul Üniversitesi Roman Dili ve Edebiyatı'nı kazanmıştım. Ve benim de son tercihlerimden biriydi. Ve Roman Dili'nden de daha mezun yoktu. Bizden bir sene önce başlamıştık. Aa, o zaman Beyazıt'taydın. Evet, Beyazıt'taydım. Aa, okey. Aa, bak ben de Beyazıt'taydım. İnanılmaz. Hatta biz seninle kesin kardeşiz yani. Hatta orada bir simitçi abi vardı. Biz iyi görevler amirim falan derdik. Doğru. 94 falan. Ben oradayken, hatta üniversitedeyken şöyle ilginç bir şey oldu. Ben çok sevgili dostum Alper o zaman iletişim fakültesinde okuyordu. İletişimde okuyordu. Hatta Sinan Çetin dersleri falan vardı. Ben bazen girip derslerine giriyordum. Süper. Öteki taraftan da işte bizim o bölgenin en büyük eğlencesi English Pub. President Hotel'in alt katındaki English Pub eğlencesine giriyoruz. Velhasıl rehber olacağımı artık kafaya koydum. İletişim olayına bir ara verdim. İşte turist rehberi olurum diye. Ajantalara başladık. Turist rehberi olduk. Ondan sonra kokartımızı aldık. Türkiye turumuzu yaptık. Ne oldu? 1997'de kriz başladı. Ondan sonra Apo krizi geldi. Arkasından deprem falan filan feşman derken ben turist rehberi olarak kaldım öyle. Hay Allah. Ya çok yani çalışamadım. Yani Türkiye'de turizm bitmişti. Bu arada benim yaşadığım ilk turizm krizi değil. Onun için mesela artık şu anda da krizi yaşıyoruz ama hazırlıklıyım. 6. ya da 7. Sağda doğduk biz. Nelere denk geldik yahu? Ondan sonra dedim ki ya dedim ben en iyisi bu aralı yani en az 2 sene falan sonra Almanca öğreneyim dedim. Ondan sonra şu Almanca öğrenip Almanlarla işte çalışmayı düşünüyordum ağırlık olarak şeyde, güneyde. Evet. Ondan sonra Berlin'e gittim ben. Ondan sonra işte ben Berlin gayet güzel Almanca öğrenemedim. Berlin'i öğrendin yani. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bu arada arada ben Kadıköy'de o zaman yeni yeni barlar ortaya çıkmaya başlıyordu. Arada sırada DJ'lik falan yapıyordum. Yani birkaç mekanda bir bak oranın da ismini unuttum ben. Şeyde Şaft'ın karşısındaki yer. Bu günümüzde şu anda Kadıköy neydi, sahne mi? Barın? Yok öbür tarafta. Tamam. Sesin gitti, geldi şimdi tekrar. Şaft'ın oradaki grup şey... Karşısında, karşı tarafında bir mekan açılmıştı. Evet. Mekanda Mor ve Ötesi çalıyor. Ondan sonra düzenli bar programı yapıyordu. Hafta sonları da Sibel Tüzün çalıyordu. Ondan süper. Sonra bir konser oldu hatta. Tibet Artan, Sibel Tüzün, Mor ve Ötesi birlikte bir konser falan da vermişler hatta mekanda. Ben Mor ve Ötesi'nin çaldığı gecelerde onların arkasında DJ'lik yapıyordum. İşte onlar birazcık daha böyle Radiohead falan ağırlıklı çalıyorlar. Ben de daha böyle İngiliz işte Britpop ya da böyle birazcık daha o dönemki işte alternatif rock giriyorum falan öyle çaldım. 3 ya da 4 tane geceyi de çalmıştım orada. Öyle başladım. Berlin'den yani önce mi? Tabii Berlin'den önce. Bir de Doğuş FM'de bizim ilk önce Seremoni sonra Katiller Dağlar'da radyo programlarımız vardı. Zaten 4-5 tane rock programı olması gerekiyor. Onlardan bir tanesi bizimkiydi. Katiller Dağlı özellikle. Oradan da dolayı işte böyle işte DJ'lik falan yapıyorum. Sonra işte gittim Berlin'e. İşte sonra geri döndüm. 11 Eylül oldu. İtalya'ya gittim.
Ondan sonra Almanca öğrenemedim ama İtalyancayı çabuk öğrendim. Süper. Sonra işte İtalya'da bir şekilde turist rehberi olarak gidiyorsun tabii. Evet. Ama İtalya'da turist rehberi olarak çalışma imkanım olmadı ilk başta. Zaten o zaman çok önemli bir destinasyon değildi. Ben de iletişim fakültesi içimde kalmış. Şimdi o, neden oradan başladım? Ben de hani geri döneyim dedim. Hani iletişim fakültesine yakın organizasyonla ilgili bir şeyler öğrenin dedim. Sertifika kursuna başladım orada. Ondan sonra işte müzik organizasyonu işlerine girdim. Hem DJ'lik yapmaya başladım hem müzik organizasyonu, konserler yapmaya başladık orada. Ya 2012 yılına kadar gayet mutlu ve mesut bir dönem geçiriyorduk. 2010 yılında özellikle çok pozitif bir yıl geçirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü İstanbul kültür başkenti olarak seçildiği zaman İstanbul'a dönüp çok büyük bir talep vardı İtalya'da. O yüzden hem çok fazla DJ'lik yaptım hem de çok fazla müzik grubuyla temasa geçtim. O yıllarda booking olaylarını da yapıyordum konserler için. Bazı cazcı müzisyenler vardı. Onları Türkiye'ye getirmeye çalışıyordum ve Türkiye'den grupları İtalya'ya getirmeye çalışıyordum. Yani genelde insanlar söylemez ama ben mesela bu konuda başarısız oldum. Yani Türkiye'den herhangi bir müzik grubunu getiremedim. Onun da ana sorunu kaşe değil ama Türkiye'den gelen müzik grubunu bir festival olmadan getirmek mümkün değil. Yani müzik grubu eğer 500 euroya çalacaksa bir mekandan alabileceği para 300 euro oluyor. Şimdi burada bir şey daha var, bir masraf daha var müzik grubu için. O da uçak bileti masrafı. Yani doğru. Bir müzik grubu, 4 kişilik bir müzik grubu 1000 euroya yakın bir masrafa sahip. Evet. O yüzden hani o biraz kendin pişir, kendin ye olaylarında. Evet. Yapan arkadaşlar var burada, çalan bazı gruplar var. Mesela Kim Kyo, benim gördüğüm en iyi turnelerden bir tanesi Kim Kyo yapmıştı. Ama 30 ya da 40 tane konser verdi Kim Kyo. Yani Soduo öyle Soduo'ydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada Soduo galiba çok grubuydu. Neyse özür dilerim, ismini hatırlamıyorum grubu. Mundua. Ha tamam. Ondan sonra onlarla birlikte çalmışlardı. Onun dışında mesela Porteco'yu gördüm, geldi çaldı. 2/5 bize gelmişti fakat onları çaldırmak pek mümkün olmadı. Babozula konserine gittim epey. Hani 4-5 tane Babozula konseri oldu İtalya'da. Ama ben hani pek başarılı olamadım Türkiye'den gruplar getirmek adına. Ama sonuçta o grup, yani o sektöre ve aslında o insanların içine girmiş oldun değil mi bir şekilde, bu işlerin içine yani, girmiş oldun. Yani bir de müzik grubunda çalmaya başladım İtalya'da o dönemde. Bas çalmaya başladım. Elektro, punk gibi bir şey yapıyorduk. Müzik türü yapıyorduk Reading'le birlikte. Kimle yapıyordun? Hem de çalıyordum. Efendim? Kimlerle yapıyordun? Ya İtalyan arkadaşlarla öyle bir grup kurmuştuk. Çünkü Bologna biraz Berlin'e benziyor bazı yönlerden. Elektronikle rock müziği karıştıran çok fazla müzik grubu var. Bir de ayrıca İtalya'daki en zengin müzik camiasına sahip şehirlerden bir tanesi Bologna. Üniversiteden dolayı çok fazla müzisyen var. Ben de bir şekilde müzik piyasasına İtalya'da orada girdim. Hani çok canlı bir şekilde 5-6 sene çalıştım orada. Yani boşu boşuna niye havalı dediğimi herhalde arkadaşlar anlamıştır. Yani havalı olaylar burada başlıyor zaten. Yani DJ'lik olarak aslında 2-3 sene çok başarılı performans sergilediğimi söyleyebilirim. Çünkü Bologna ve çevresindeki bütün büyük hani kulüplerde çaldım birkaç kere. Yani güzel kalabalıklara çaldım. Hatta işte bazen orada medyaya falan da çıkmıştım. Ama tabii şimdi Türkiye'den olduğunu söyleyince biraz o egzotik yaklaşım, oryantalist yaklaşım oluyor. Bir şekilde ben Türk gecesi gibi şeyler yapmak zorunda kaldım. Anladım. Olayı da biraz tepe noktasında bıraktım. En son yaptığım o Türk gecesi gibi olan gece mekan tamamen doldu. İnsanlar işte neredeyse masanın üzerinde falan dans ediyorlar. Abi bir noktadan sonra Fatih Yürek falan çalmak zorundasın. Hadi falan işte yani 15 dakika senin gördüğün o işte Bologna Üniversitesi'nde okuyan işte Mimar Sinan'dan Erasmus'a gelmiş arkadaşımız bile Fatih Yürek ister hale dönüşüyor falan. Kendim hangi de... yıllar tam olarak? Hangi yıllar? 2009 falan o civarlarda. 2009-2008. Okay. 2010, ondan sonra 2009'da yapmıştım sanırım o Türk gecesi en son. Sonra 2010'da biraz daha değişti. 11-12 gibi yine devam ettim ama ben biraz hedefi İstanbul'a kırmaya başladım. Çünkü çok büyük bir ekonomik kriz başladı şeyde İtalya'da. Evet. Ben de ağırlıklı olarak
çalışamadım. Çünkü çok ilginçtir o dönemde mesela 200-300 euro alıyorsun geceliğin DJ olarak. Bir anda 50 euroya düştü. Aldım parayı. Yani o çok ilginçti. Sigara yasakları da bitirdi tabii orada. Tabii. Çünkü İtalyanlar DJ set olduğu zaman hepsi DJ'yi kapı önünde dinliyorlar. Doğru. Hay Allah. Yani güzel tabii şeyler oldu orada ama yani İtalya maceram 14 yıl sürdü. Yani vay sonuçta be. Yani temasla geçemedim. O dönemlerde siteyi de kurmuştum ben aslında. Sinematik ama bu bahsettiğim yıllar farkındayken ilk başta sinematik blogspot kurmuştuk. Ha, ilk öyle başladı, evet. Tabii tabii. Aha. Ya onu minik bir detay verebilir miyim orada? Tabii tabii. Burada Fantasturka gerçekleştirildiğinde ben geldiğim zaman siteyi kapatmaya karar vermiştim. 2011 yılı sanırım. Hı. Yanılmıyorsam Fantasturka'nın ilki. Mesut Kara ile tanıştık. Aha. Mesut Kara ve Ege Görgün bana ısrarla hani siteyi kapatmamam gerektiğini, kendi bir isime sahip olduğunu söylediler. Ben de sinematik.com'u almak istedim orada. Hani böyle sadece Yeşil Çam'la ilgili yazmak istemiyordum. Aha. Fakat bulamadım. En sonunda şey dedim hani Yeşilçam üzerine zaten çok fazla yapan site yok. Evet. Bizim bakış açımızda sadece Yeşilçam değil. Yani onunla ilgili her türlü besin kaynağı. Yani ben, hı-hı, Türk sinemasını, hı-hı, öyle alıyorum diye öyle sinematik Yeşilçam'ı onun için koydum. Yani aslında sitenin ismi sinematik olması gerekiyor. Ha, anladım. Yani şu anda daha takipteyim. Evet. Eğer sinematik.com'u alabilirsem sinematik.com'u alıp ona çeviririm. Yani hiç şu anda başkasının işte üzerinde mi sinematik adı? Yani boşta şu anda. Aha. Birisi satıyor ama. Ha, anladım. Bir de şeyle çok karıştırıldık. Sinematek'le çok karıştırıldık. Ha, doğru, doğru. Evet. Yani alakamız yok aslında. O çok önemli bir doğru şey. Tabii. Farklı yani. Çok farklı tabii ki. Tabii. Yani sinematek de sanırım iki tane ayrı şey şu anda. Farklı. Olabilir. Oluşum gibi gözüküyor. Olabilir. Yani onun için siteyi öyle değiştirmiştim ben de. Yani oradan bir detay olarak geleceksek. Sonra tabii dedim ki hani ya bu işte müzik olayları biraz şey oluyor hani para kazanamıyoruz. Hı-hı. De müzik grubun olduğu zaman şöyle bir durum var. Eğer bizim yaptığımız tarzda müzikte devam ettirmek istiyorsan müziği bir işinin olması gerek. Evet, evet doğru. O biraz yandan devam etmek zorunda. Yani işte o zaman işte müzik aletlerini alabiliyorsun. Konserlere gidip gelmek için bir duruma bak. O bir rahat edebiliyorsun o zaman. Yani müzikten para kazanmayı bir dönem becerebildim. Aha. Daha sonrasında genellikle turizm ve çevirmenlik, evet, benim müziği devam ettirmemdeki en büyük araçlar oldular. Hı hı. O açıdan şeydir hani neden tercümeye başladın diye sorarsan bana ilerleyen dakikalarda, evet, müzik yapabilmek için diye cevap vereceğim. Peki nasıl başladın? Yani hani çevirmenlik sonuçta hani böyle bir eğitim aldın mı ya da dilin çok mu yeterliydi ve neresinden başladın işin? Şimdi ben bu sertifika kursunu tamamladığım zaman orada bir kooperatife girdim ve oradaki en önemli elektronik müzik gruplarını işte satan diyelim, booking yapan şirketti. Orada staja gittim. Yani Chemical Brothers falan bize bağlıydı o dönemde. Vay be. Fakat devamlı değiştiriyorlar. Mesela İtalya'yı Chemical Brothers'ı başka bir şirket aldı. Ha. Ondan sonraki dönemde dediler ki hani bizim ek bir insana ihtiyacımız yok. Hani iki kişi, üç kişi idare eder dediler. Beni başka bir kooperatife yönlendirdiler. Kooperatifte de işte sonuçta para kazanamıyorsun. Yani bookingden menajerlik daha doğrusu yaptım. Yani işin doğrusunu söylemek gerekirse. 4-5 tane grubun menajerliğini yaptım o dönemde. Fakat para kazanamamaya başladığım zaman dedim ki hani bir yerden bir şeyin gelmesi gerekiyor ki bu yapmam gerekiyor. Evet. O dönemde İtalya'da Türkçe çeviri yapan çok az insan vardı. Ben de bir şekilde bazı tercüme bürolarına CV yolladım. Ve birinci kademe ya da en alt kademeden başladım tercüme yapmaya. Yani şöyle en alt kademe. Teknik çeviri bu arada üzerine gittim. Ben edebi çeviri üzerine hiçbir zaman için çeviri yapmayı denemedim. Hı hı. İtalyancadan Türkçe'ye. Bu arada İtalyancadan Türkçe yapıyorum. Türkçeden İtalyancaya değil. Anladım. Onun altını çizdim. Teknik çeviri. Şirket şöyle çalışıyor. Bu tabii bahsettiğim yine 2009 yılları civarı. Hı hı. Ben çeviri yapıyorum. Evet. Şimdi ben çeviri yapıyorum. Fakat çeviriyi bir supervisor'a yolluyorum. Aha. Supervisor onu kontrol ediyor ve ondan sonra çeviri kabul edilip tercüme bürosu tarafından müşteriye yollanıyor. Aha. Yani ben yaklaşık olarak 2,5 sene kadar çevirileri yaparak
rapor hazırlayarak bunu aslında bir şekilde öğrenmeye başladım. Evet. Teknik çeviri yaptım sadece. Sadece teknik çeviri konusunda ve belli sektörlerde kaldım ve o sektörlerde kendimi geliştirdim. Tamam, peki. Teknik çeviri ve ondan yapıyorsun. Sonra öğrendim. Yani okullu değilim, alaylıyım aslında çeviri konusunda, ancak eğitim aldım. Özellikle tercüme bürosunda bir supervisor ile birlikte terminolojik eğitim aldım. Daha sonra da teknisyenlerle birlikte bazı çalışmalar yaptım. Ancak çeviri teknikleri üzerine tabii okul eğitimi almadım. Yani onun zaten eksikliğini gördüğüm için de bazı şeylere girmedim ben çeviride. Özellikle mesela simultane çeviri yapar mısın? Ya bir konu vardır, çok klasiktir bu çevirmenler arasında. İki tane öğrenci kız İtalyanca çeviri yapıyorlar. Bir avukatın çevirisini yapıyorlar. Hatırlıyor musun o konuyu? Yok. İkisi bir arada gidiyorlar işte, konuyorlar. Ondan sonra kızlardan bir tanesi ilk önce gidiyor. Ondan sonra öbür çeviri yaparken ya çok özür dilerim ben bilmiyordum diye böyle şey yapıyor. Canlı yayında oluyor bu. Ve yandan kız ağlayarak ayrılıyor falan. Öyle bir şey vardı. Çok kötü. Ya simultane çeviri zaten bence yani hayatta yapamam yani. Aşırı büyük bir risk bence ya. Tabii. O iş bana gelmişti. Hadi ya. Ondan sonra. Ve ben de şey dedim, hani ben simultane çeviri yapamıyorum dedim. Ya dediler bana, sen çevirmen değil misin? Senelerden biri de İtalyan çevirisi yapıyorsun. Ya dedim, ben simultane çeviri yapamam. Ne alakası yani var? Benim bir eğitimim yok buna. İkincisi ardıl tercümeyle simultane tercüme ayrı şeyler. Farklı. Yani dünyanın en yetenekli, en başarılı, hani en böyle yıllarını vermiş, eğitim görmüş çevirmeni bile olsa simultane çeviri tabii çok başka bir şey yani. Ve ondan sonra bana bir fiyat da verdiler. Zaten dedim ki yani zaten bu fiyata ben simultane çeviri yapmam dedim. Yani o kadar büyük bir riske giriyorsam çok iyi bir para alman lazım. Yani TRT'ye haber olabilecek kadar önemli bir şeyin çevirisini yapan bir yaklaşımın öğrencileri bunu bırakıyor olması bence çevirmenlerin suçu değil. O işi verenin suçudur. Maalesef, maalesef. Ama çeviri sektöründe bu çok genel anlamda maalesef çok, biliyorsun sen de, hep konuşmuşuzdur seninle, çok hafife alınan, küçümsenen, yani mesela alt yazı dublaj çevirmenliğinde ben de bunu çok yaşıyorum. Yani gerçekten öğrencilere veya hani İngilizce biliyor musun, biliyorum diyen insanlara yaptırılıyor. Ondan sonra çok büyük hatalar oluyor ve dediğin gibi önemli TRT olsun, belki politik bir konu, belki çok önemli sağlıkla ilgili bir konu. Ve yanlış bir çevirinin ne kadar önemli bir şey olduğu anlaşılmıyor. Yani çeviri sadece bir dili bilmekle ilgili değil. Çok daha farklı bir donanım gerekiyor. O yüzden maalesef yani bu çeviri konusu apayrı, böyle tek başına konuşulacak bir yazık bir konu yani. Çok güzel bir meslek ama hem çok iyi para kazanamıyoruz hem de gerçekten çok basite alınıyor. Ve teknik çeviri mesela daha da zor bu arada yani hani. Edebi çeviri de tabii ki çok Ben zor ama. Ben mesela edebi çevirinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani hangisinin? Edebi çevirinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Ya şöyle tabii orada biraz daha o dili oluşturabilmek, ne dediğini anlamak belki daha zor. Yani o belki şeyi vermek, o tadı vermek. Çünkü evet orada belki şairane bir şey var. Belki hani başka bir şey var. Onu vermek tabii çok zor ama teknik çeviride mesela yine çok fazla bilgiye sahip olman gerekiyor. Yani o da Ama o kolay zamanla değil. otomatikleşiyor. Yani teknikleşiyor. Evet, mesela doğru. Benim yaptığım, denediğim en zor çeviri, hani aslına bakarsan parası da güzel olduğu için devam ettirseydim keşke, hukuk çevirileri. Hukuk. 1,5-2 sayfa için bir haftaya yakın falan zaman harcamıştım. Of. Of. Ama tahmin İnanılmaz ederim yani. Yani inanılmaz ve en sonunda bir avukat arkadaşı yollamıştım ben. Ya dedim ki ben bunu Türkçe'ye çevirdim. Şimdi sen hukuk diline çevir diye yolladım arkadaşa. Ama bir şey Ama zaten söyleyeyim mi? Yani şöyle bizim mesela alt yazı dublaj çevirmenliğinde hocalarımız şey derdi bize. Her meslekten mümkün mertebe böyle arkadaşlarınız olsun gerçekten. Ve yani neyse konu bir uzmanına mutlaka bir danışın. Yani doktor olabilir, bu müzisyen olabilir. Çünkü karşına çıkacak olan şeyi bilmiyorsun. Yani tıpla ilgili bir belgesel çeviriyor olabilirsin. Ve hani orada tıbbi bir terim. Sen sözlükten bakarsın ya da bildiğin kadarıyla yazarsın ama acaba hakikaten öyle mi? O yüzden hani o çok doğru, senin dediğin gibi avukata sormak, işte yani kimse onun uzmanı. O çünkü bambaşka bir şey söyleyecek belki. Ya bak, ilginç bir şey. İtalya'da bir sorun yaşadım
bana yollanan bir kullanma kılavuzuyla ve benim müşterim İtalyandı. Aha. İtalyan tercüme bürosu. Dedim ki İtalyan tercüme bürosu. Hani dedim ben bunu çeviremiyorum şu anda. Çünkü mekanizmanın nasıl işlediğine dair bilgim yok dedim. Evet. Ondan sonra tercüme bürosu fabrikayla bağlantıya geçti ve ben fabrikaya gittim. ve fabrikada teknisyen bana anlattı. Yaptığım çeviri 300 sayfalık bir kullanma kılavuzuydu bu arada. Of. Ve teknisyenle birlikte aldığım bazı notlardan daha sonra geri döndüm ve Türkiye'den bazı teknisyenlerden bazı terminoloji alarak yaptım ve ben sadece çeviri değil onun hazırlık noktasında 2 ya da 3 gün harcadım. Tabii. Ve tercüme bürosu ve müşterisi yani onu çevirecek müşteri teşekkür etti bana. Eğer aynı işi ben Türkiye'de yapmış olsaydım sen ne biçim tercümansın diyeceklerdi bana. Aynen çok, öyle, çok aynen ya. Öyle. Aynen öyle. Bizde maalesef yardım, destek yok. Tam tersi herkesin her şeyi bilmesi bekleniyor. Evet. Bu çok doğru bir nokta senin dediğin. Yani yurt dışında çok ben de karşılaştım Fransızlarla çalıştığım süreçte. Senin eksiklerini gidermek için ve bunu çok normal karşılayarak onlar da bir takım çabalarda bulunuyorlar ama burada maalesef biz utanıyoruz yani bir eksiğimiz varsa onu söylemek gitti utanıyoruz. Çok doğru bir nokta bu gerçekten. Peki yani ben biraz daha müziğe ve sinemaya dönmek istiyorum. Yani hem şuna biraz şaşırıyorum. Mesela ya tarihle ilgileniyorsun, dolayısıyla turizm yapıyorsun o dönemde. Müzikle ilgileniyorsun, müzik yapıyorsun. Sinema da demek ki senin hani sevdiğin bir şeymiş ki sinematik ve sonra da Yeşilçam'la onu bağdaştırmışsın. Ama mesela hani müzik sitesi kurmamışsın da sinema sitesi kurmuşsun. Ve işte senin demin de dediğin gibi hem onu niye diye soracağım. Hiç aklına müzik yapmak yani müzik web sitesi yapmak gelmiş miydi? Bir de şey diyeceğim yani işte senin dediğin gibi burada Türkiye'de ya kardeşim sen sonuçta nesin işte müzisyen misin, işte sinemacı mısın, turizmci misin? Bana da çünkü hep aynı şeyler sorulduğu için. Ama aslında bunlar tabii çok kıymetli şeyler, pek çok şeyle ilgileniyor olmak ve disiplinlerin birbirleriyle de aralarında bir takım zaten şeyler olabiliyor aslında. Birbirini besleyebiliyor. Ama biz bunun tabii burada sıkıntılarını yaşıyoruz. Hem biraz bundan bahsetmeni isterim hem de yani müzik web sitesi hiç olmadı böyle bir düşünce. Şimdi Murat Beşer'i biliyorsunuz sanırım. Evet. Murat Beşer'le bizim ahbaplığımız ta zihni dönemlerine de gider. Zihnideyken o giderdim, otururduk böyle bazen 2 saat, 3 saat müzik konuşurduk. Acayip indie grupları, çok farklı alternatif müzikler falan bana anlatırdı. Bazı şeyler tavsiye ederdi. Müthiş bir öyle bir sohbetimiz vardı ve ben vakti zamanımı çok fazla müzik dükkanlarında harcadım zaten. Ya özellikle profesyonel bir dinleyici olarak değil. Zaten DJ'lik de yaptığım için evet. Müzik kitabını seçmek. Hani her zaman için şunun da övünmüşüzdür Alper'le birlikte. Mogwai'yi Türkiye'de ilk radyoda çalan biziz falan diye. O kadar bizim çok severim ki. Of harika. Ya tamam gerçek midir değil midir bilemeyiz ama %90 öyle bir şey olması gerekiyor. Sonuçta yani ilklerdensiniz. Ne kadar güzel. Hayır, önemli olan değil yani. Ben Serhan Alpsan hastasıyımdır aslında. Yani benim bu DJ'lik ve araştırma konusunda beni en fazla etkileyen Serhan Alpsan. Kugul diye program vardı onun şeyde. Kent FM'de. Aha. Onu çok fazla dinlerdim. Arada sırada Facebook'ta rast gelirsem yazıyorum. Bence müthiş bir araştırmacıydı. Araştırmacıydı diyorum çünkü bıraktığını düşünüyorum artık. Öyle mi? Ayça Şen çok ilgimi çekerdi dönemlerde. Bir de Kemal Yıldız'ın Depeche Mode üzerine yaptığı programlar ilginçti ama o bambaşka bir konu tabii. Sonra tabii geçtim. Neden oradan? Yani Kent FM'den işte kendimde radyo programı yapıyordum falan filan feşman ama Murat Beşer'e şöyle bir soru sordum ben. Murat abi nasıl müzik yazarı olunur diye sordum ona. Murat Beşer de bana hiçbir zaman hiç unutamayacağım şu cevabı verdi. Yazarak. Vay be hiç aklıma gelmemişti. Çok iyi ya. Ama bak çok basit bir cevap olsa da gerçekten öyle yani yazarak insan kendini geliştiriyor. Yazarak kendi dilini oluşturuyor. Kesinlikle. Ben çok fazla müzik yazısı yazdım. Stüdyo İmge'de yazdım hatta bir dönem. Hatta Stüdyo İmge'de Rage Against the Machine konserini yazmışımdır. Harika. Sanırım en önemli yazılarımdan bir tanesi o. Web'de bulabiliyor muyuz bunları? Sonra, maalesef Stüdyo İmge'nin sitesi artık olmadığı için o yazıların çoğu kayboldu. Benim de o zamanki e-mail adresim kaybolduğu için maalesef Rage Against the Machine yazım gitti. Başka birkaç tane yazı var. Onlar hard disklerde duruyor ama bazı şeyler gitti. Ben ağırlıklı olarak müzik üzerine yazdım. Hatta birkaç tane dergide böyle yayınlanmış yazım varmış. Ben
unutmuştum. Yani böyle bir sürü yere yollamışım. Çünkü ben işte daha genç yaştayım. Araştırma falan yapmışım. Onları yollamışım böyle değişik yerlere. Aha. Yani kendimi her zaman için, şimdi sinema yazarı değilim ben. Ama müzik yazarı olarak kendimi görürüm. Ne Onu kadar söylemem ilginç. Ama gerekiyor. hani web, yani seni Google'da arayan insanlar senin hani sinematik Yeşilçam'la karşılaşırlar, sinema yazılarınla karşılaşırlar, sinema ile ilgili radyo programlarınla karşılaşırlar. Bu arada radyoculuğun da var, benim de vardı. Yani hani müzik yazarlığınla karşılaşmayız hani webde. Ama aslında bak kendini sen, evet ben bir müzik yazarıyım, altını çize çize söylerim diyorsun. Sinema yazarı değilim diyorsun ama ilginç bir şey bu. Yani çünkü artık hani web'i maalesef şey olarak gördüğümüz için yani ne varsa oradadır. Sen ne yapıyorsan hani oradadır gibi ama pek de öyle değil aslında, değil mi? Yani şu anda da kafamın içerisinde müzik yazısı olarak 9-10 tane yazı hazır. Onu çok net söyleyebilirim. Aha. O, disiplin sorunu var sanırım benim müzik yazılarıyla ilgili. Aha. En yazdığım son dönem en güzel yazıların ağırlığı Ters Ninja'da. Aha, süper. Metin Atak yazım orada. Pink Floyd, Teoman'la ilgili yazdığım bir yazı vardı. Ters Ninja'da müzik yazılarım var. O Harika. konuda da devamsızlık konusunda Ege Görgün'e her zaman için derim. Hani keşke daha böyle devamlılık sorunu olmadan yazsaydım diye Evet, söylerim evet. ama en beğendiğim müzik yazılım orada. Bir Süper. Baba Hindiye Bir Baba Hindiye bir yazı yazdım. Tuğçe'ye yani yazıların arkası gelecek dedim ve şu anda hazırladığım bir yazı dizim var. Şahsi indi maceramı anlatacağım. Süper. Fakat şimdi yazdım yazıyı. Fakat bazı noktaları var, onları tekrar elden geçirmem gerekiyor. Sanırım benim için çok daha daha önemli olduğu için ve daha hakim olduğum için müzik konusuna Aha. yazılarım birazcık daha zor çıkıyor. Doğru. Sinema ise birazcık daha rahat üretim yapabiliyorum. Çünkü ben bir sinema yazarı değilim, bir sinema sever olarak yazılar yazıyorum. Sanırım orada Evet. daha rahatım galiba. Olabilir. Fakat orada da beni böyle durdurmaya başlayan bir nokta oluşmaya başladı. O da şu. Yani o kadar uzundan beri Türk sineması üzerine araştırmalar yapıyorum ki, hatta radyo programı da var şu anda. Yani Evet. cowboy filmleri üzerine Açık Aha. Radyo'da. Aha. Daha sonra yeniden Yeşilçam arkeolojisi olarak tekrar geri dönüşte yapacağım bu konulara. Harika. Benim artık hani kitaplaştıracak kadar elimde de çok malzeme birikti. Evet. İkincisi de sanırım ister istemez babadan gelen bir şey var müzikle ilgili. Aha. Çünkü babam da benim hani Türkiye'de ilk caz yazanlardan birisi Esin Uluer. Aha. Onun yazılarını derleyeceğim diye yola çıkmıştım ben. Evet. Ve o kitap bir türlü ortaya çıkmadı. Sanırım o kitap benim böyle birazcık bariyerim oldu. Hani müzikle ilgili yazarken. Anladım. Hani Aha. keşke o çıksa, hani müzikle çok kendimi ilişkilendirecek noktalara gidebilirim diye. Aha. Çünkü çok kolay, yani çok ilginç bir şey, sana nokta vereyim. Safa Önal'ı herkes bilir. Yani Tabii. senaryoların çoğunu yazan Safa Önal'dır. Safa Aha. Önal'la ben birkaç kere sinema konuşmak için buluştum. Fakat Safa Önal benimle sinema konuşmuyor. Aa. Ya Ne? benimle müzik konuşuyor. Babamın arkadaşı çünkü. Ha, anladım. Yani devamlı babama anlatıyor mesela bana. İşte babam şundan girmişti, onu şöyle yapmıştı. Sesle sinema arasındaki ilişki falan. Çok ilginçtir mesela. Safa Önal beni sanırım en direkt olarak devamlı müzik yazmaya yönlendirmeye çalıştı. Ne güzel aslında. Güzel bir dürtme yani. Ya aslında onun verdiği bir müthiş bir fikir var. Onu hala devam yapmayı düşünüyorum bu konuda. Yani ya şuna vardım ben, hani soracağın soru, yani doğru zaman şimdi yani geçen gün şeyi izliyordum ben. Cem Yılmaz'ı izliyordum konuşmalarında. Çok ortak yaklaşımımız var gibi geldi. Adam çok güzel anlattı birkaç tane şeyi. Evet. Özellikle üretim açısından. Aha. Birazcık ondan hani kopya almış gibi olacağım ama yani bazı şeylerin olacağı zaman zaten kendisi olmaya başlıyor. Yani onu ne kadar çok böyle zorlamaya başladığın zaman Evet. o doğal ve kendi düzgün ortaya çıkışını çok fazla yapmıyor. Evet. Baktığımız zaman daha böyle işte 40 yaş üzeri özellikle hani bu tip konularda araştıran insanların daha verimli olduğunu da görüyoruz. Çünkü Doğru. hani çok genç yaşta yazanlara bir lafım yok tabii. Tabii. Ancak hani eğer bir araştırmalar varsa ya da böyle bazı konularda daha böyle detaylı bilgiler verilecekse sanırım bu konudaki en büyük malzememiz bizim zaman. Doğru. Yani şimdi ben Türk İşi Kovboylar üzerine bir kitap yazabilirdim 2 sene önce. Evet. Çok net olarak söylüyorum. Benim şu anda yazacağım kitap, 2 sene önce yazacağım kitabın kat be kat üstünlüğünde olacak.
Çünkü benim bakış açım değişti. Yanlış bildiğim her şey düzeldi. Yani. Şöyle, yani birikim tabii çok önemli ve dediğin gibi yani biriktirmiş oluyoruz aslında yıllarla. İyi ki de yapmışız. Sen zaten araştırmacı bir kişiliksin. Yani bir şeyin de bence meslek olarak da bence söyleyebileceğimiz bir şey bu. Ama şu da var tabii. Yani hep şöyle mesela bizim bu yoga meditasyon konularında hep sözü geçen bir şey var. Bir yerden de başlamak gerekiyor. Çünkü hani atıyorum iki sene sonra yazacağım ondan da güzel olurdu. İki sene sonra yazacağım diye diye aslında bazı şeyleri de bekletiyoruz. Yani mükemmeliyetçilik oluyor ya bir şekilde biraz hani var doğamızda sanırım. Hani en iyisi olsun diye bekletiyoruz. Bu sefer de zaman geçiyor. Evet belki 20'li 30'lu yaşlarında yazmak değil ama hani bu zamandan sonra artık evet biraz da belki bekletmemek lazım. Çünkü gerçekten senin birikimin çok fazla. Yani farklı farklı konularda araştırmayı ve tutmayı seviyorsun. Arşiv yapmayı çok seviyorsun. Belki biriktirmeyi evet. çok seviyorsun. Onları da hakikaten artık böyle bir somut olarak görmeyi ben biraz sabırsızlanıyorum. Ben de seni biraz dürtmek istiyorum bu konuda. Ama mesela bir yandan da haklısın. Ben de mesela kitap yazmak istiyorum kişisel gelişim konusunda ve yıllardır ben de böyle biraz kendimi dövüyordum bu konuda. Bir türlü yazmıyorsun, oturmuyorsun, etmiyorsun. Ama şimdi mesela Büyükada'da daha sakin, daha normal başka yani başka bir kafaya girdikten sonra şimdi kendiliğinden biraz daha akıyor. Yani Cem Yılmaz'ın da dediği gibi, senin de dediğin gibi bazı şeylerin de zamanı var zaten. İşte o dengeyi kurmak önemli herhalde. Ama yine de çok geciktirme derim ben. Yani şöyle, ya ben açıkçası birkaç tane konu üzerine geciktiğimizi zaten düşünüyorum. Evet. Onları bir anda hoş diye böyle çıkabilir. umarım. Sen bir anda albüm çıkarıyormuşsun, kitap yazıyormuşsun ve işte bir şey ve aynı anda 5 tane ürün çıkıyormuş. Yani şöyle söyleyeyim, müzikte işte 2013 yılında işte Klan grubunu kurduk. Evet, Klan'dan da bahsedelim biraz. Yani ikisini birleştireceğim zaten. Yani bir anda orada yaptığımız üretim ve o dinamizm ve hatta beni artık İstanbul'da yaşamam gerektiğini düşündükten süreçte aslında ya o kadar çok şey ortaya çıktı ki bir anda. Yani biz 2-3 sene içerisinde 20'ye yakın şarkı yaptık. Vay be. Yani. Biraz planı anlatır mısın? Hani grup olarak hem kimdiniz, hem kimsiniz hem de nasıl bir... Belki anlatıyorum aslında. Ya hayır bak 20 tane şarkı çıktı fakat albüm yapmadık daha. Evet. EP'ler yaptık. 2 tane EP yaptık. Hatta bugün şunu da söyleyeyim ben. Tabii bu daha sonra banttan yayınlanacak ama ya bugün itibariyle de EP'miz Spotify'a konuldu. Aa harika. Yani herhalde, evet yani birkaç gün mü ya da bir hafta mı herhalde üzerinden geçmiş olacak tabii dinlenildiği zaman. Evet, evet bir hafta. Spotify'da evet. var. Aha. Yani Klan şöyle Alper Yamak'la zaten çok farklı işte projeler devamlı yapmıştık biz. Fakat Haşhaşlar diye bir grup formasyonu oluşturmuştuk biz. Bu Mert Aldı ile birlikte. Bir de işte Wangyu diye ünlenen tek kollu kahraman Wangyu diye ünlenen bir DJ arkadaşımız vardı. O da bağlama çalıyordu. Aha. Ve Fırat Sezgin de davuldaydı. Aha. Fırat Sezgin de şu anda ismini hatırlıyorsundur. Sanırım Hayaletlerin prodüktörlerinden bir tanesi şu anda. Evet, evet. Yok, yanılıyor mu? Galiba. Yani, özür dilerim. Biraz hafıza B12 eksikliği. Bu kadar çok şeyle ilgilenme var. Şimdi biz Fırat, ben, Mert oturuyorduk. Yani kendimiz aramızda jam session yaptığımız zaman bayağı böyle akıp gidiyorduk. Fakat tabii Fırat Türkiye'de değildi. O daha sonra New York'a taşındı. Sanırım şu anda da Hollanda'da yaşıyor olması gerekiyor. Öte yandan da Wangyu, yani bağlamayla ama akortla ilgili bir sorun var. Ya bunu anlatıyorum tabii. Yani anlatmak zorundayım çünkü başka bir grubun ortaya çıkışının hikayesidir bu. Doğru. Ve biz dedik yani biz işte Mert'le birlikte çalmamız gerekiyor yani. Akmamız gerekiyor. Ya dedim bir bakalım Alper'le hani bir araya gelelim beraber, stüdyoya girelim. Aha. Biraz o hani devam etsin neler ortaya çıkacak. İşte biz o gün 3 tane falan şarkı yaptık ilk stüdyoya girdiğimizde. Aha. Yani böyle bir devamlı doğaçlamadan oluşan bir şey. Daha sonra devam etti ve şu anda Kadıköy'ün en önemli mekanlarından bir tanesi sanırım. Şu Zeppelin'in üzerindeki mekanın ismi neydi? Zeppelin'in üzerinde 2-3 tane böyle bayağı dans edilen yerler var. Zor falan o mu? Zor, bravo. Zor. Şimdi ya Zor ya da Zor'un üst katı bizim stüdyoydu. Ha. Ve o apartmanın ismi Ses Apartmanı'dır. Aa. Ve Ses Apartmanı'nda bizim stüdyoda çalışan grupları söyleyeyim. Oracle's Always Lie,
Ondan sonra Change of Plans. His bir dönem çaldı orada. Yani başka 4-5 tane daha grup var. Önemli grup var. Özellikle Kadıköy'de hani müzik yapan dostlarımız. Evet, evet. Ve ayrıca Kod Müziği'nde bir ara yeri orasıydı. Ve yani ses apartmanı, müzik üretimi müthiş bir şey. Ve ben son dönemini yakalamış olsam çok güzel gruplar çıktı çünkü oradan. Ve orada müzik yapmaya başladık ve biz 1,5 yıl kadar orada onu ürettik. Hani stüdyoya giriyoruz ve onun bir şeyler çıkıyor. Fakat bir şey eksik. Hani ne eksik? Keyboard mu olsa dedik ve yine liseden değerli dostum Mete Turan. O da bize katıldı böyle. O zaman hisse çalıyordu. O da bize katıldı ve müzik yapmaya başladık ama bir anda her şey ortaya çıkmaya başladı. Yani biz bazı şarkıları sahnede yaptık. Yani mesela stüdyoda provasını yapıyoruz. Sahneye çıktığımız zaman şarkıyı tam oturmuş şekilde çalıyoruz falan. öyle ilginç bir şekilde evrilmeye başladı. Ama tabii yani doğal bir gelişim oldu. Benim hoşuma giden kılan üzerine odur. Yani zorlamadık bazı şeyleri. Evet, prodüksiyon evet. bakımından kendi yağımızda kavrulmaya çalıştık. Bunun tabii dezavantajları da oluyor bazen. Benim düşündüğüm şey şu an. Bizim başlangıç noktamız, bizim yani çekirdeğimiz klan olarak biraz Burgazada'da o Paradisos, evet. Taner Öngül'ün odur. İlk sahneye, ilk konser oradaydı. Tabii Karga'da, Pendor'da, ondan sonra Peyote'de bu gibi yerlerde epey konser verdik. Evet, ben fakat geldim bizim bayağı. Burgazada tabii Peyote'ydi, Peyote. Evet. yani Burgazada bizim için çok önemli oldu. Burgazada sanırım 6 kere 6 ya da 7 konserimiz oldu. Ayrıca oradaki konserler içinde özellikle Mert'in de çabaları ve festivaller içinde çabalarımız yani pek çok grupla da iç içe olduk. Hani müziklerle de iç içe olduğum bir şekilde. Hani 2013 ile 2019 arasındaki dönemdeki yani müzikal gelişimle Kadıköy'ün sadece Kadıköy değil İstanbul'daki müzikal gelişimle çok içli dışlı olduğumu söyleyebilirim. Evet. Klan da bunun bir parçası benim gözümde. Fakat tabii bizim ilginç bir yönümüz var. Hani hepimiz aslında başka bir şeyle uğraşıyoruz ama yani Mete dışında aslında klavyeci Mete de bir davulcudur. Evet. Bu arada. Yani hep böyle doğal gelişimine bıraktık biraz. Yani o PR denen şeyi yapmadık müzik grubuyla. Bir ara ben sanırım menajeriniz olacaktım ama kabul edememiştim maalesef. Evet. Onunla bak oraya gelecektim ben. İşte onun için mahvoldum. Çöktü. Müzik hayatımızın sorunu senin yüzünden yani. keşke. Yani ben tam böyle menajerlik deneyip biraz dil yani ağzımın yandığı bir süreçti. Çünkü zaten menajerlik bilmiyorum ama böyle el yordamıyla yapmaya çalışmıştım ama çok zor bir iş olduğunu görmüştüm. Bir de maddi sorunlarım vardı. Hani oraya bağlaman da mümkün olmuyor o işi. O yüzden çok istesem de sadece Ahmet Beyler'in menajeri olabildim. Daha sonra birkaç grupla sizin gibi böyle flört ettim ama olmadı. Ama yine de aranızda olmak her zaman çok güzeldi açıkçası. Bir de şöyle bence söyleyeyim yani klan ya hani bir yandan da şey evet hani Kadıköy müzik camiasının oradan bir grup ama bir yandan da kolay bir müzik yapmıyor. Yani tür ve tarz biraz zor bir tarz. Tabii. Tam olarak böyle popüler olan türlerin içine tam girmiyor. Tabii o da biraz belki işinizi zorlaştırıyor olabilir esas kitlenizi bulmak adına. Ve hani siz hepiniz peki aynı tarz müzik mi dinlerdiniz? Nasıl çıktı ortaya ve bu türü tam sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani şimdi ben işte Rage Against the Machine seviyorum. Ondan sonra Everything But the Woman, Everything But the Girl'ı seviyorum. Chemical Brothers seviyorum. Ondan sonra Pink Floyd seviyorum mesela. Pearl Jam severim. Fakat Barış Manço da severim. Massive Attack da seviyorum. Yani ben şimdi yani neden şunu söyledim? Ben elektronik müzik de seviyorum. Alternatif rock da seviyorum. İşte heavy metal de seviyorum. Türkçe, Anadolu pop seviyorum. Beat kuşağını çok severim. Ennio Morricone hastasıyımdır. Yani bütün bu müziklerin hepsi bende bir yerde toparlanıyor. Şimdi baktığım zaman Mert ya da Mete ya da Alper yani hepimizin biraz radarları fazla geniş. Yani ya işte Mete, ben ve Alper DJ'lik de yapıyoruz. Evet. Yani yani mesela Mete 80'ler de çok sever. Ben de 80'ler çok severim. Fakat mesela 80'ler ritmiyle bir şarkı çalıp onu çok alternatif rock'a döndürdüğümüzde olmuştur ve şarkı yani baktığın zaman
tek tek davuluna bakarsan 80'ler davulu ama üst melodisi alakasız, modern rock. Yani dinlediğimiz yani, her şeyden beslenip bir şekilde onlardan da etkilenmeler yani, olmuş. Yani onun o yani öyle bir ortaya çıkış var bence müziğimizde. Yani belli bir müzik tarzına ait değiliz. Ama kendinize şöyle bir isim koymuştuk biz. Fakat tabii bu başka psychedelic dans. Yani şimdi neden öyle? Hani psychedelic dans dediğiniz zaman biraz trance'le karıştırılıyor ama hani psychedelic rock da var. Yani psychedelic rock da olduğu için onun psychedeliği dans da birazcık şarkılarınızı ritmik yapıyor. Yani çok yavaş şarkınız fazla yok. Evet. Bir de bizim şeydir yani konserler daha neşelidir kayıtlardan. Yani. Yani özellikle gaza geldiğimiz zaman hani de böyle dans olayını birazcık daha rahat verebiliyoruz şeyde konserde. Ama kayıtlarda pek o kadar olduğunu düşünmüyorum ama yine de kayıtların hani çoğu yine dans ağırlıklı şarkılar aslında ama ya burada bir minik bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben İtalya'da çok uzun süre DJ'lik yaptım ya. Ve yani DJ'lik yaptığım yerlerde işte Passenger çalıyorum, Violent Femme çalıyorum. Ondan sonra işte Grunge'da çalıyorum, Alternative Rock'da çalıyorum, Blur'da çalıyorum falan filan freshman. Ya da yeni şarkılar da çalıyorum. Bu 2010'dan önceki dönemde. Ve oradaki mekanlarda yani rock çalan mekanların hepsinde insan dans ediyor. Evet. Yani herkes böyle çıkıyor ve dans ediyor. Hani normalde işte gitsen bir klaba gitsen, klaptaki hani ritimden dolayı birazcık daha hızlı dans edersin sadece. Onun dışında yani mesela pisti dolduran şarkılardan bir tanesi Violent Femme, Blistering the Thunder mesela. Evet. Koyarsın onu ve herkes dans etmeye falan başlar. Fakat İstanbul'da özellikle bu tip müzik çaldığın zaman, barda özellikle çaldığın zaman insanlar dans etmiyorlar. Evet. Yani bizde rock müzik biraz dans müziği olarak ele alınmıyor. Evet. Yani tamam eyvallah bir ara işte 90'ların o müthiş döneminde işte kemancıda ya da flatline'da ya da siste ya da gitarda orada insanlar dans ediyor ama birazcık daha pogovari bir danstı. Doğru. Ama insanlar hani işte Violent Femme, Blistering the Sun'da dans etmiyorsun. İtalya'da tam tersi. İşte The Cure, Friday I'm in Love ya da işte A Forest. Yani evet. Bunları çaldığım zaman bayağı insanlar dans ettiği falan şeyler yakalarken Türkiye'de biraz öyle değildi. Evet. Şimdi o yönden baktığımız zaman biz dans müziği yapıyoruz dersek eğer insanlar elektronik müzik olarak düşünecektir. Evet maalesef. Oysa biz yani, maalesef. Böyle kalıplar oluşmaya başladı tabii. Evet yani rock müziği sanki daha böyle hani daha ciddi bir müzik ve hani oturup hani dinlemeliyiz ve işte bira içmeliyiz ve üzerine düşünmeliyiz gibi bir algısı oluşuyor rock müzik deyince. Dediğin gibi elektronik deyince çıstak çıstak. Halbuki tam tersi de olabiliyor yani. Ne bileyim çok down tempo bir elektronikte böyle bunalıma girebiliyorsun ama rock'ta coşabiliyorsun. Sizde de evet hatırlıyorum ben. En son bir Kadıköy'de hatta geldiğimi hatırlıyorum. Bayağı böyle güzel bir enerji vardı hem sizin aranızda hem de bizde hareket ettik yani. Evet. Yani amaç aslında dans ettirmek. Hani detaylar olsun minik böyle psychedelic diyeyim. Böyle minik böyle detaylar olsun. Yani dans ederken düşünün birazcık ya da başka yerlere doğru yolculuğa çıkın. Evet. İpin özünde o var. Hani yolculuk da önemli bir şey. Tabii, tabii. Yolcu şarkısı da zaten biraz onu da anlatıyor aslında. O ilk yaptığımız aslında en şarkılardan bir tanesi odur. Derin bence. Dışı falan da. Biraz şekillendiren sanırım bizim müziğin gidişatını yolcu şarkısı. Olabilir. Yolculuktan. Hepimiz bir yolcu falan. Yani böyle. Onu öyle tanımlayabilirim. Yani klan tabii ben müzik yapmaya devam etmek isterim. Bizim en büyük şanssızlığımız şey oldu. Yani biz en güzel hani böyle ortaya çıkacağımızı düşündüğümüz dönemde Mert maalesef yurt dışına gitti. Evet. Bizim biraz beste konusunda maharetli kardeşimiz Mert'tir. Mert'in yurt dışına gitmesi biraz bizim müzik grubunun hani üretim konusundan sekteye uğrattı bence. Doğru. Onun için yani gelirse yine farklı bir üretim yaparız diye düşünüyoruz. Yani biraz dost muhabbet, yani arkadaş muhabbeti olduğu için hani birlikte müzik yapmanın getirdiği daha böyle artık biz bir şirketiz böyle bir klan diye bir müzik şirketi var ve oradan işte bazı kurallarla falan öyle değil yani biz ne dinliyorsak onu işte koyuyoruz çalmaya çalışıyoruz. Tabii. Ya da ne zaman bir araya geliyorsanız o zaman üretiyorsunuz yani çok doğal gelişiyor dediğin gibi. Tabii. Yani müzik bence biraz hani eğer müzisyen değilsen yani ben çalgıcı diyebilirim. Yani bizim için çalgıcı lafı çok güzel bir laf bence. Çalgıcıyız yani. Ama o kadar negatif bir anlam yüklenmiş ki çalgıcı yani evet, işte. Evet. Bence çalgıcı olmak süper bir şey yani. Müzik aleti çalıyorsun işte. Yani
müthiş bir kelime ben onu çok sevdim. Darbuka Güzelmiş vallahi, atılanları aynen. kaldırdığımızda. Ya müzik hayatımın parçası. Yani diyeceksin ki bana yani sinema yazıyorsun müzik. Ya müzik benim hayatımın parçası yani. Benim soundtracklerim var. Müziksiz olmaz. Hani ama Kesinlikle. sinema üzerine birazcık daha ciddi araştırmalar üzerine gittiğimi söyleyebilirim. Evet. Ama bu görüşmemizden sonra müzik üzerine birkaç yazıyı artık Oley. sonlandırmam gerektiğini düşünüyorum. Seni dürtmüş oldun mu yani? Ya bak şöyle söyleyeyim. Yani o da benim yazı yazma olayımda sana bir bilgi verecek. Pearl Jam'in Ten albümü üzerine Ters Ninja için bir tane yazı hazırladım ben. Ve yazı işte dört sayfaydı. Yani dört sayfa derken 4A4 Evet. 10-11 puntolu. Ama yazının yarısına gelmiştim daha. Ondan sonra o dönemde Ters Ninja'ya işte yollayamadım çünkü yazı ile ilgili yazmam şeyler, gereken şeyler var. Eddie Vedder'ın birazcık daha o dönemki aile ilişkilerini falan araştıracağım falan filan feşman derken böyle. Ya da single'larının nereden şey olacağını diye belki yazı hala taslakta duruyor. Ya Yani inanamıyorum. Yine işte o mükemmeliyetçilik, yani şunu da eklemem lazım, bunu da eklemem lazım derken orada kalıyor işte. ama ne olacak? Ne olacak? Yazıyı en azından Pearl Jam'in Ten albümünün 30. yılında Aa, harika. Yetiştiriyoruz, süper. yani 30. yıla kısmetmiş Evet yani yani, bak 20. o da onu yıldan bekliyormuş diyelim. meğerse. Sen yani 2021 yılında o yazıyı Ya bu arada iyi ki var Ters Ninja ve o tarz siteler. Yani gerçekten hani birbirinden farklı ama birbiriyle beslenebilen disiplinleri, sanatla ilgili pek çok konuyu bir araya getirebilen böyle alternatif web sitelerini çok seviyorum. Ben de senin gibiyim. Ters Ninja'ya bir yazdım, bir yazmadım, bir yazdım, bir yazmadım. Sinematik Yeşilçam'a da aynı şekilde. Ama Sinematik Yeşilçam'a daha düzenli yazdım tabii. evet. Yani maalesef... Kara komik filmler sizi bekliyor efendim. Neler bekliyor? Kara komik filmler. Kara Siz komik filmler. elinizden Vallahi evet, atar. Cem Yılmaz deyince benden sorulur, değil mi? Ya şey, ikimizin bir de ortak özelliği zaten birazcık tabii düzensiz çalışmak. Yani daha doğrusu kendi düzenimizle çalışmak. Aa. Çünkü yani tabii freelance çalışmanın ve birbirinden farklı pek çok alanla ilgilenmenin çok büyük zorlukları var tabii. Hani belki kişiden kişiye değişiyor olabilir ama hani gerçekten oturuyorsun, bir gününü planlıyorsun. İşte sabah kalkıyorsun, şunu yapayım, onu bitireyim, şunu bitireyim ama hep arka planda seni bekleyen bir şeyler oluyor. Yani belki bazen bu hakikaten ciddi işler oluyor. Bazen de sırf hobi için veya sırf böyle sevdiğin bir konuyla ilgili bir şey yazmak, bir şey üretmek istiyorsun. Orada dediğin gibi o taslaklarda bekliyor. Benim de o kadar çok var ki bu tarz. Kendimi bazen dövüyorum bu konuda ama sonra da diyorum ki yani bu kadar yetişebiliyorum ve bu bir seçim tabii. Hani freelance çalışmanın ve hakikaten bu kadar çok disiplinle ilgilenmenin bir bedeli belki de. O yüzden hani seninle olan arkadaşlığımda zaten hani en beni mutlu eden şey bu konuyu paylaşabiliyor olmak. Hani ay yalnız değilim demek ki, Teşekkür ederim. normal yaşasın, böyle olması çok normal diye. Hep bunu çünkü uzun uzun yazışmışızdır senle. Ki bazen Evet. arkadaşlığımız da etkilemiştir bu. Yani birbirimize ulaşamayız. Tabii. Ben ararım, sen İtalya'dasın ya da işte bir çeviriye kapanmışsın. Sen ararsın, ben yokum falan. Ama dediğim gibi bunlar bizi biz yapan şeyler bence. Yani herkes farklı açıkçası. Bir kimi gidiyor bir işe giriyor ve hani 9-7 çalışıyor, diyor ki ben tatmin oluyorum. Sonra eve döndüğünde hobileriyle ilgileniyor belki. Bizim hem hobilerimiz hem işlerimiz hem para kazandığımız şeyler hepsi böyle biraz bir araya gelmiş durumda olduğu için avantaj ve dezavantajlarını yaşıyoruz, değil mi? Ama bak mesela Nick Cave evde şiir yazamıyormuş, şarkı sözü yazamıyormuş. Kendisine gitmiş bir ofis tutmuş ve ofise sabah işe gider gibi gidiyormuş ofisine ve orada yazıyormuş Valla mesela. o kadar mantıklı ki, param olsa şu anda ben de onu yapabilirim açıkçası. Çünkü insan öyle bir disiplin istiyor. Yani Evet. ne kadar hani böyle sistemi sorgulasak da veya işte kapitalist sistemi sevmesek de hani o birazcık insanın kendi özelliği galiba. Yani kendi yaşadığın o habitatında, o rahat ettiğin yerinde iş yapma dürtüsü olmuyor. Hani o ikisini birbirinden ayırmak istiyorsun. Hatta bu pandemiyle ilgili de söylediler ya şey diye. Ya kılık kıyafet giyin evde çünkü sürekli pijama ile eşofmanla otura otura hakikaten insan ciddiye alamıyor yani. Ama onu bence bir Ama biraz tercüman söylemiştir. öyle mi? Yani bana freelance çalışmaya başladığım zaman bir tercüman abimin şeyidir. Sabah kalktığın zaman demişti, eşofmanla kesinlikle tercümeye oturma. Evet. Kesinlikle pantolon giy.
Evet. Mümkünse dışarı çık. Evet. Kısa bir yürüyüş olsa 15-20 dakikalık olsa yap. Evet. Ondan sonra acele yetiştireceğim bir iş olsa bile bunu yap. Otur o öyle yani kesinlikle Evet. eşofman altıyla çeviri yapma. Kesinlikle. Seni kesinlikle motive edecek gibisinden böyle bir şey anlatmıştı bana. Ve ben uygularım onu Evet ilk evet günden öbür beri türlüsü patlatırım. hakikaten kötü oluyor. Yani hep böyle bir aman nasıl olsa evdeyim duygusu oluyor. Tamamen psikolojik bir şey aslında. Hani rahatsız bir kotla böyle biraz daha şey olabiliyorsun. Yani ben işteyim şu anda duygusu olabiliyor. Peki yani Yani. benim sorularım bu kadar ama başka eklemek isteyeceğim bir şey olabilir mi? Hem hani Facebook'la ilgili olabilir, arkadaşlığımızla ilgili olabilir, yaptığın işlerle ilgili olabilir. Ne demek istersin? Efendim tabii ben de bazı sorular hazırladım. Eyvah. Pardon anladım. Evet. Çünkü biz senle biliyorsun, sen beni bir programa davet etmiştin Instagram'da. Herhalde bir 20 dakika konuşuruz deyip 2 saat konuşmuştuk. Bir, iki, şunu sordum. O tamam. 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 Tamam, yaklaşık 5-6 tane sorumuz var şimdi Oh, sizinle. eyvah. Yani bir eksik söylediğimi düşündüğüm bir nokta var. Ona dönmek istiyorum ben. Tabii. Sinemayla ilgili. Ben her zaman için şu noktada durmaya çalışıyorum. Yani her ne kadar araştırma yapıyor olsam da hani sinemayla ilgili. Ya ben bir sinema severim. Ancak ya bazı tutkuları olan bir sinema severim. Hani sinema sanatında da çok böyle yetkin ve hani teknikleri konusunda çok fazla bilgim olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda üzerine bazen bazı seminerlere katılmam gerektiğini düşünüyorum ben ama ben her şeyden önce bir hem koleksiyonerim Evet. sinema açısından baktığınızda koleksiyonerdim daha doğrusu. Aha. Ve yani bir sinema sever olarak hani özellikle B sinema ya da bilim kurgu filmleri birazcık daha aksiyon filmleri. Yani bunlar üzerine bir sinema sever olarak yani ben üretim yapmaya çalıştım Evet ama hayatım sonuçta boyunca. ürettin ve üretiyorsun. Yani hani sinema yazarıyım değilim hani o önemli değil ama yazıyorsun sonuçta ve yazıların var. Bir takım araştırmaların Tabii. var. Ama yani bir değişiklik oldu. Özellikle bu pandemi döneminde artık bununla ilgili çok net kararlar verdim. Onu zaten onu eklemek için Ha. burada tekrar oraya getirdim. Ben çok az film incelemesiyle analiz yazmışım. Hem kendi sitemde. Çok ilginçtir. Yabancı filmlerle ağırlıklı yazmışım daha çok. Yani yazdığım, özellikle öteki sinemaya gönderdiğim yazıların çoğu yabancı filmler üzerine. Evet. Ve daha fazla yazmışım Türk filmlerinden. Ha. Fakat benim taslakta yaklaşık olarak 80 tane film yazım var. Oh. Amanın. Tabii. Ama kapatalım. Başla Çünkü hemen. Başla. yani karar verdim ve bu önümüzdeki dönemde arka arkaya yayınlamayı düşündüğüm şey bu filmlerle ilgili yaptığım minik detaylı araştırmalar. Bir de ben bu Türk İşi Kovboylar radyo programında son dönemde elimde bir liste var. Orada filmlerle ilgili onları tanıtmayla ilgili sunumlar yapıyorum. Evet. Bunların içinde yazıya dönüştürdüm ben. Daha önceden öyle çalışmıyordum. Daha çok Aha. metinsiz konuşuyordum. Evet. Son dönemde notlar alarak ağırlıklı olarak çalışıyorum. Sanırım önümüzdeki dönemde birazcık daha fazla böyle film incelemesi ya da filmlerle ilgili detaylı yazılarımı hani göreceğini düşünüyorum. Ama benim Harika. gönlümde yatan hani müzikle sinemayı bir arada götürmek. Bence de ya, Bunun bence için de. Yani müzikle ilgili de yazmaya devam et. ama bunun için oraya geleceğim. Şimdi yazacağım. Yazıları tabii koyacağım ancak ben birazcık daha şeye inanmaya başladım son dönemde. Yani yazıyorum ama benim bütün mesleklerim işte ben turist rehberiyim. Anlatıyorum. Evet. Konuşuyorum. Evet. Konuşuyorum. Ondan sonra radyoda program yapıyorum. Konuşuyorum. Aha. Ondan sonra tercüme yaparken ağırlıklı çeviri yaptığım zaman ağırlıklı olarak konuşuyorum. Aha. Şimdi babam benim takvimciydi. Yani ondan miras kalmış galiba bu Evet, konuşma. evet. Ve bu konuşma konusunda birazcık daha sanırım fazla video üretmeye karar verdim ben. Çünkü Süper. belki de yazıyla ilgili beni durduran şeylerden bir tanesi benim birazcık daha fazla hele rehberlikten de gelen bir duygu ve yaklaşım olduğu Evet, için evet. sanırım konuşmak, film Evet. incelemelerin bazılarında yazılı metinleri yayınlayacağım ben. Evet. Bunların hepsini konuşmaya çevireceğim. Ne güzel. Müzikle ilgili ve sinema ile ilgili de bir şey sana haber vermek istiyorum Süper. ben. Değerli dostum Sabahattin Bilgiç'le beraber bu Sinematik Yeşilçam'ın YouTube kanalında cumartesi yayınlayacağız herhalde. Aha. Müzik Şinas diye bir tane program yapmaya karar verdik. Harika. Ne zaman Müzik konuşacağız başlıyor? sadece.
Yani aslında yani bu cumartesi, ya bu cumartesi ya önümüzdeki cumartesi başlayacağız programı. Süper. Harika. Yani işte yarım saat falan civarında müzik üzerine konuşalım. Aha. Etemizdeki taşları yavaş yavaş dökmeye başlayalım diyorum. Yani bu müzik Harika. konusunda yazı da yazarım tabii ama birazcık daha böyle hani video görsel üretmeye Doğru. daha yakın durmaya başladım ben. Onu Doğru. açıkçası Tabii söyleyeyim. doğru söylüyorsun. Yani Yani yazı yazacağım. Filmlerle ilgili yazı da yazacağım ama yine sana söyleyeyim. Filmlerle ilgili yazdığım yazıları bir de video versiyonları yapmayı düşünüyorum. bence Umarım de. başarabilirim bunu. Bence de. Ya maalesef birazcık iş yava şeye kayacak gibi. Hani şimdi sen Facebook sordun ya. Evet. Çok güzel bir ortamda dedin ya. Evet. Başka mecraya kayıyor mu acaba? Yani Instagram, Facebook'un yerini alabilir mi? Bence birkaç noktan almaz ama Facebook birazcık daha gruplar üzerine yoğunlaşır. Ya bence de almaz ama bence de YouTube'un aslında özellikle tabii ki çok daha fazla bir öne çıkışı var. Yani hani şeyi bir yana bırakıyorum. Gerçekten televizyonda program yapan insanlar artık zaten YouTube'da yapmaya başladılar ama onu da geçersek senin dediğin gibi yani ben de mesela artık çok daha fazla görsel bir şeyler yapmayı daha çok seviyorum. Yani konuşalım, işte paylaşalım, anlatalım, gösterelim, araya işte dediğin gibi belki müzik sokalım vesaire. Artık olay biraz daha galiba görsele kayıyor. Hani eskiden bunu böyle olumsuz değerlendiriyorduk. İşte hani okumak, yazmak her zaman çok daha kıymetli. İşte bu daha kolay bir tüketim olarak geliyor ya işte izlemek. Ama yani bu kadar da belki eleştirmeye gerek yok. Dediğim gibi bir yerden bir yandan yazabiliriz ve bir sürü yazmaya devam eden insan var zaten ama bu tarz üretimler de kıymetli bence. Çünkü gerçekten izleyerek de bir eğitim gibi aslında bilgi alabiliyor karşı taraf. Mesela bugün sen bir sürü şey anlattın, öğrettin belki de hani bir sürü bilmeyen gençlere vesaire. Öyle oluyor gerçekten. Belki hani bunu açıp da Utku Uluer diye aradığında diyorum ya webde bunu belki bulamıyor ama şurada bir saatlik konuşmada bir sürü bilgi öğrenmiş oluyor. Hani Instagram değil ama ki onun da tabii bu arada konuşmuştuk senle işte şey storyler, canlılar onlar da tabii çok acayip yerlere kaydı. Reklamcılık değişti vesaire ama esas olarak Tabii. ben YouTube'un çok öne çıktığını ve hani Facebook'tansa tabii YouTube'a biraz daha kaydığımızı görüyorum. Ama dediğim gibi yani yine de Facebook'a karşı böyle bir şeyim var. Sanki oradan reklam alıyormuşçasına böyle bir program yapıyorum ama yani sanki vefa borcum varmış gibi. Çünkü gerçekten hani hepimizin bence sosyal medyayla ve paylaşım ne demek, bir şey üretmek ne demek, onları paylaşmak ne demek, bir yandan arkadaşlarımızı bir arada tutmak ne demek. Hani orada başladık. Bence hala bu flörtler devam eder yani birbirini besler bu sosyal medya araçları diye düşünüyorum. Ama bak bir şey söyleyeceğim sana. Facebook şu anda diyoruz yani bazı işte değişti, dönüştü bazı şeyleri. Reklam üzerinden farklı bir noktada. Ama bazı arkadaşlarım bakıyorum mesela Facebook reklamıyla Tabii. müşterisini arıyor ve çok daha iyi sonuçlar alıyor. Mesela Tabii tabii Instagram'da aynı tabii. sonucu alamıyor. Doğru, Twitter. doğru. Şimdi tabii bu biraz değişti anlamına geliyor. Şimdi biz burada analizimizi yapalım. Yani ne doğru olsaydı ya da ne şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Evet, yani o Evet. noktamızda dururuz ama bir de gerçekler var. Yani şimdi Facebook ya da bu tip sosyal medya araçları biraz daha farklı yaptığın işlerle ilgili senin üretimlerini ya da senin bulunabilirliğini ya da iletişime geçeceğini hala güzel ortaya çıkartabiliyor. Yani Tabii. böyle bir durumu var. Tabii. Mesela Instagram'ın şeyi farklıdır. Birazcık daha orada fotoğrafçılar hani daha öne çıkıyor Evet, aslında. evet, evet. Facebook'ta da böyle kapalı gruplar bence daha Tabii öne çıkıyor sonra şu anda. mesela biliyorsun etkinlik oluşturmak yani gerçi Tabii. pandemi olsa bile şu anda yine de etkinlik sayfası oluşturduğun zaman her zaman çok daha ilgi çekiyor. İşte kaç kişi gelecek, kaç kişi ilgileniyor bu konuyla. Orada en azından bir yoklama yapmış oluyorsun. Yine canlı yayınlar yapılıyor vesaire. Yani aslında tam da öldüğünü düşünmüyorum ben de. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu Türk İşi Kovboylar kitabını şöyle düşündüm bir ara. Dedim ki yani bir radyoda yapıyorum zaten programın Evet. merkezini. Acaba audiobook şeklinde mi yapsam diye düşündüm ben Aa, güzel. kitabı. Fakat sonra düşündüm. Yazmam gerekiyor yine de. Yani kitabı Tabii. muhakkak yazmam gerekiyor. Ya da bunu belgeselleştirmem gerekiyorsa kesinlikle yazmam gerekiyor yine. Doğru. Yani bir şekilde çalışma olayımızda yani fikirlerimizi bir araya getirme konusunda yazmadan zaten hiçbir zaman için kopmayacağız. Ha, bunu Evet. sunma ile ilgili o değişebilir ama yani yazarak düşünceleri toparlama olayı her zaman için sanırım kalması gereken Ya evet. Bir de hani bir durum. gerçekten yine şey için de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Pek çok öğrenci mesela belki dersleri için yararlanmak istiyorlar.
Yani o yazılı belge tabii her zaman çok daha farklı bir şey. Yani benim o konuda hep böyle öğrencileri düşünürüm nedense. Özellikle Beyaz Perde'de yazarken. Çünkü hep bize mailler gelirdi şey diye. İşte bir çalışmamız vardı, bir tez yazımız vardı vesaire ve sizin yazılarınızdan faydalandık derlerdi. Hani bütün ekip için söylüyorum tabii. O yüzden hani bir tek de videoyla bu videodan bakıp da dinleyecek de oradan bir not alacak da sonuçta bizim yazılarımızdan faydalanıyorlar. Ve hani bunun internette gerçekten yer alması yani biraz şey gibi oldu tabii. Hani basılı kitap olması, ansiklopedi olması bunların hepsi de çok kıymetli ama ister Tabii. istemez tabii hepimizin evindeki kütüphane artık internet. Dolayısıyla ulaşmak çok daha kolay ve dediğim gibi işte seni aradığında sen ne yazmışsın, ne etmişsin, neyin varmış, neyin yokmuş diye bir yerlerde birikmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Ama ikisini de yapalım gerçekten. Yani hem yazalım hem de sunalım. Sunmak da başka bir şey. Ve bir de şu var Utku, yani o da bir yetenek galiba. Hani bu konuda ben de mesela şey yapamayacağım yani. Doğruyu söyleyeceğim çünkü hani bir şekilde konuşmak, iletişim kurmak ve bunları anlatabilmek de aslında hem biraz seçim tabii. Pek çok insan var yazıyor ediyor ama diyor ki ben hani sevmiyorum hani kamera önünde veya Evet. hoşuma gitmiyor veya belki heyecanlanıyor atıyorum ona hazır değil. Ama sunmak Doğru. da bence bir ayrı bir konu yani ayrı bir iş belki de. Hani o konuda da ben iyi olduğumuzu düşünüyorum. Senin de iyi olduğunu düşünüyorum. Seviyorsun Teşekkür da. ederim. Zaten Ya, radyoculuktan da seviyorum. seviyorsun da. Evet ve radyoculuktan da gelen bir şey tabii. İnsan çünkü radyoda çalıştıkça kendini çok geliştiriyor. Yani ben TRT1'de çalıştığım dönemde başta ben de çok heyecanlanıyordum açıkçası. Sonra birdenbire böyle seneler geçiyor ve o çıtır çıtır konuşmuşum. Yani onu öğrenmeye başlıyorsun artık. YouTube'tu vesaire derken biraz kamera önüne de alıştık yani. O yüzden Evet. madem böyle bir yeteneğimiz var veya böyle bir algı varsa bunu da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Birilerine bunları anlatmak güzel bence. Ben hala heyecanlanıyorum yani. Tabii, heyecan bitmez. Yani oluyor bazen mesela konumla ilgili hani ilk gündeki gibi o heyecanı duymak bazen güzel oluyor yani. Böyle sanki ilk defa canlı yayına çıkacakmışım gibi, hatta işte bu pandemiden önceki bir canlı yayında öyle oldu. Sanki ilk defa çıkacakmış gibiydim falan böyle. Hatta arkadaş şaşırdı böyle bana. Ya, o senin sanırım yani insanın kendisini böyle motive olmasıyla ilgili bir şey. Çok Mesela olumlu bir turist şey o, çok rehberliği de olumlu yapıyorum. bir Yani işte heyecan bence. otobüsün başına geçiyorum. Ama her tura çıktığımdan önce yani gelirim yine notlarıma bakarım böyle. Yani orada çıktığım zaman böyle bir heyecan vardır hani bende. Tabii. İşte böyle alanına çıkıyor, savaş alanımıza çıkıyoruz mu? Ya da en rahat hissettiğim noktalardan bir tanesi. Kendimi izole ediyorum. Ya ben mesela çok böyle kürsü başında konuşmayı seven bir insan değilimdir. Ya da mesela çok komik bir şey sana söyleyeyim. Klan'da işte mikrofonla sunum yapacak olan insan benim. Ya orada o hissiyatım yok ama bana versen mikrofonu ve işte hadi gidiyoruz bakalım Sultanahmet tarafına ya da işte hadi gidiyoruz otobüste turu yapacağız falan. Susmam ben. Yani İlginç. konuşurum, bir yerden girerim. Ama çok ilginç bir şey. Sahnede müzik grubuyla birlikteyken böyle şey oluyorum. Ama işte Nasıl o diyeyim? biraz daha farklı bir ortam gerçekten. Evet. Yani Değişik yani. karşındaki kitle belki farklı veya ne bileyim seni nasıl görüyorlar diye bakışın farklı belki. Bir de o heyecan zaten... Motivelerle Efendim? şekilleniyor. Yani motivasyonlarımızla şekilleniyor sanırım yaptığımız şeyler. Olabilir, Yani bu herkes olabilir. için böyle olmayabilir. Bazı insanlar daha farklıdır belki. Benim öyle. Yani ben motive olduğum şeyle birlikte performansım çok fazla şekilleniyor. Onu bu kadar seneden sonra kendime de itiraf edebilirim. Durumda öyle olur. Orada çok da fazla ışık gelmeye başladı bana nedense ya. Evet, niye öyle oldu Bak, bilmem. karanlıklaştı ya dışarısı. Ha. İçerideki ışık şey olmaya başladı. Olsun olsun çok kötü değil ama. Ama şey tabii Bana yani çok... yine Cem Yılmaz demeden duramayacağım. Yani hep biz seninle konuşunca illa bir Cem Yılmaz deriz. Çünkü çok seviyoruz ama o da hep mesela bu heyecandan bahseder biliyorsun. Hani herkes onu çok rahat zanneder. Hani biz deriz ki aman artık bu işin hani nesi olmuş bilmem ama o hep hani hala ölüyorum heyecandan. Mahvoluyorum, bitiyorum. Hani ya bugün yine bir hata yaparsam veya hani ne kadar güzel bu kadar seyirci olumlu bir heyecan. O yüzden bence o zaten olmalı. Çünkü hani bir de şu var tabii zorunlu olarak olsa mesela sana biri dese ki Utku ya bize bilmem neden bahsetsene. Hiç senin alakan olmayan. Hani bilgin var ama ilgin yok belki. Hani o zaman Tabii. hakikaten o heyecan negatif bir heyecan olabilir. Yani ay şimdi nasıl konuşacağım işte hay Allah falan gibi. Ama şimdi böyle sevdiğimiz bir konuyla ilgili olunca
Çok keyifli oluyor ama işte orada da böyle başka bir kıpır kıpırlık oluyor gerçekten. Ben de çok seviyorum hem de her seferinde heyecanlanıyorum gerçekten. Devam etsin bence bu. Mesela hayatımda en böyle anlatmaktan gurur duyduğum ve sevdiğim şeylerden bir tanesi bir değişti bu pandemi döneminde. Açıkçası öyle kendisi. Onun da ismini verelim kendisi. Ayasofya. Ha evet. mesela. Doğru, Ama güzel bir konu. her gittiğimde mesela heyecan duyduğum öyle bir yapı, yaşadığım şehrin, parçası olduğum şehrin. Her ne kadar Kalkedonlu olsak da Istanbul'a yani İstanbul tarafını her zaman için parçamız olarak gördüğümüz Tabii. için. Bakalım o değişmiş. Ben görmedim. Evet. Gitmedim de. Evet. Duygusal bir bağım olduğu için gitmedim hala. Haklısın. Yani bakalım duruma ama değişiyor. Değişecek bazı şeyler. Tabii. Bakalım ne tarafa doğru gidecek. Özellikle üretim bakımından ya da Doğru. bizlerin yapmaya çalıştığı şeyler bakımından. Değişik noktada doğru gidecek gibi gözüküyor. Yani biz sanırım birazcık daha bu yazılarımız, biriktirdiklerimizi sunma konusunda daha fazla özellikle bu kış zaten bayağı bir mesai harcayacağız gibi gözüküyor. Tabii yani bunun Daha fazla pandemiyle de yapabiliriz. bağı var değil mi? Sonuçta madem ki evdeyiz ve çok bir araya gelemiyoruz, o zaman hani üretim hem biraz daha zaten şey, mesela benim açımdan öyle oldu. Ben biraz daha odaklanabildim pandemide. Evet. Pandemide konuşmuş olalım bir yandan. Yani hem Tebrikler için o daha zaman çok bu arada. odaklandım hem de hakikaten internette, madem internetimiz var, neler üretebiliriz deyip hakikaten oraya yüklendim. Yani bir anda işte şey açtım, söyle adını, podcast açtım, işte videolara daha çok önem verdim. Sen de o şekilde işte canlı yayınlar yaptık vesaire. Galiba Tabii. biraz dönem de bizden bunu istiyor, değil mi? Yani pandemiden sen nasıl geçirdin bu süreci? Ya çok ilginç bir nokta söyleyeceğim sana. Podcast bu arada benim yaklaşık olarak böyle 10 aydır falan yani kenara koyduğum ve hatta şu anda 6 katı falan daha fazla materyale sahip olduğum bir durum. Ama öte yandan benim Açık Radyo'da yayınlanan programların hepsi podcast'ı zaten şu Var. anda Spotify'da bulunabiliyor. Evet. Yani hem Yeşilçam Arkeolojisi'nin hem de Türk İşi Kovboylar Süper. programının bu ikisinin podcast'leri var zaten ama benim başka bir sürü podcast'im var. Onların hepsini farklı bir şekilde yayın düzeni içerisinde Aha. sunacağım. O gerekiyor. Çünkü bakıyorum bazen bu Sinematik Yeşilçam'ın YouTube sayfasında biraz yavaş ilerliyor ama güzel ilerliyor. Aha. Abonelik de olsun, izlenme süresi de olsun ama o sohbetlerin çoğu böyle podcast gibi aslında. Evet. Yani YouTube videosunun dışında hani oturup birisi bir kez izler. Hani ikinci Doğru. kez ya bu adamları ne izleyeceğim diyebilir. Ha. Çok fazla görsel de yok ama podcast olarak dönüp dönüp dinleyebilir. O yüzden birkaç kişi de bana hani sen de podcastçisin falan demişti bana. Ne diyorsun Doğru. falan dedim ben de. neyse. Ama sen o konuda tabii çok pozitif bir süreç geçirdin. Ben çok rahat odaklanırım diyordum. Hani böyle kendimi de böyle hafif kapatmayı düşündüğüm bir dönemde denk geldi ama tam tersi oldu. 1,5-2 ay kadar odaklanamadım. Evet. Ondan sonra bazı şeyler üretmeye başladım. Ben de öyle Hani bu arada. fakat İlk başta hemen yani, olmadı. İlk bir iki ay dediğin gibi böyle ne oluyor ya filan deyip iyice dağıldım yani. tabii Sonra tabii. her şey çok güzel oturmaya başladı. Sen de? Bir de tabii bütün bu anlattıklarım içerisinde yani şimdi başa dönecek olursak bir müzik hem işte DJ'lik olsun hem çalma konusunda olsun hem de yazma konusunda olsun çok önemlidir benim için. Tabii. İkincisi turist rehberliği Aha. yani mesleğim benim profesyonel Aha. olarak icra ettiğim tarih üzerine araştırmalar biraz tarih üzerine araştırmaları tabii ki sinemayla da birleştirdim o da Yeşilçam'la Tabii, ağırlıklı olduğu doğru. için. Tabii. Sinemanın da tabii ilişkisi var aslında. Yani benim rehberlik ve Tabii. sinema arasında ilişkisi var. Onu söylemem Olmaz mı? gerekiyor. Tabii. Sinema, özellikle Yeşilçam, Türk sinema tarihi diyebiliriz. Para kazandığım tercümanlık var. Evet. Ama bunların hepsi yanı sıra. Beşinci ilgim olarak da Lego. Aa evet ya, doğru söylüyorsun. Onu Yani Lego atlamayalım. üzerine yani bir yani heykeltıraşlık yaklaşımını diyemem çünkü Lego heykel tıraşları ya da heykelleri yapan insanlar da var. Aha. Ben birazcık daha böyle platform
diorama yapma üzerine yoğunlaştım. Aha. Yaptığım şeyler aslında gösterim yok, gösteremez bir şey. Göstersene ya. Yok mu hiç? Var var. Hadi hadi göster. Evet, kendisi şöyle. Aa, bayağı büyük. Oradan bu ya kadar değilsin sen. Ben yakında. Ilk senin hiç tabii bilmiyordum bunu bu arada. Yani hep böyle nickleri de oluyordu ya. Lego Man işte veya DJ'lik adın zaten öyleydi filan. Hiç anlamıyordum yani ne demek olduğunu. Sonra bir gün bir kafede otururken anlatmıştın sen böyle. Biraz evet. Kısa anlatsana. Ya Lego Afol diye bir şey var. Afol Adult Fan of Lego demek. Ha, okey. Ve bu özellikle 2000'lerin başında Amerika merkezli, birazcık da Almanya tabii var işin içerisinde. İngiltere'de tabii ki burada. Böyle gelişen bir yaklaşım ve yani 30 yaş üzerinde pek çok Lego sever. Özellikle işin içine Star Wars'un franchise'ının dahil olmasıyla birlikte Lego'da böyle bir şey oluşmaya başladı. Çünkü Star Wars'taki uzay gemilerini genellikle sadece çocuklar almıyor. Oynamak için. Bir de daha sonra Ultimate Collector's Edition dedikleri ya da Ultimate Collector's Set dedikleri bir şeyler var. UCS olarak da yazılıyor. Bunları yapmaya başladılar. Bu da ne oluyor? Çok sevdiğim bir geminin güzel bir formatta inşasını yapabiliyorsun. Şimdi maket sevenler vardır. Onları ayrı yaparlar. Maketçiler ayrı. Biraz Legocular ayrı. Maketten farklı olarak hani ben Lego'da birazcık daha kendimi özgür hissediyorum. Makette yapmıştım bir dönem. Ama maketçileri de anlıyorum. Onlar birazcık daha farklı alanlar yapabiliyorlar. Maketin de diorama yapması farklı. Lego'da daha farklı bir disiplin olması gerekiyor. Ve ben bu şekilde işte bu işte büyük Lego sever olarak başladım. Daha sonra MOOC denen bir şey var. My Own Creation deniyor. Bu MOOC'lar çok gelişmeye başladı dünya üzerinde. Ve insanlar yani yaratmaya başladılar. Mesela bir film sahnesini canlandırıyorlar. Koptu bir anda. Ne yaratmaya başladı? MOOC ismi. MOOC. MOOC yani My Own Creation. Kendi üretimim, kendi yaratımım gibi. Kendi dizaynım gibi ya da benim kendi yarattığım demek daha doğru olacak. MOOC'çular deniyor artık. Türkiye'de biraz MOOC'çu gibi bir terim oturduğu için. Ve burada bu arada ben İstanbul'da benim gibi yaklaşık 20-30 kişi olduğunu da öğrendim. O da güzel oldu. Böyle bir minik bir fan kulüp ya da MOOC'çular derneği gibi bir şey de oluşturdu aslında. Sadece çocuklar değil yani. Ve yani bu beni güzel odaklandırıyor. Çok ilginç bir şeydir aslında. Hem müzikle hem de sinemayla da ilişkilendiriyorsun aslında bu zevkini. Müzikle ben birazcık daha böyle Star Wars biriktirdim. Efendim? Müzikle bağı nasıl oluyor? Yani mesela tabii en direkt bağlar kuracağız ama en direkt bağlantılardan bir tanesi mesela böyle bir şey yaptığın zaman onunla birlikte göstereceğim bir müzik alışkın içerisine geçiyor. O çok en direkt bağlantı. Daha direkt bağlantısı mesela ben işte çok sevdiğim bazı grupların böyle minik o MOOC'larını yapmayı düşünüyorum. Mesela minik bir Pearl Jam konseri canlandırması ya, falan çok güzel olur. Falan. Var yani punkçılarla üzerine çok bayağı şey olacak. Neyse işte bu tabii ilgim benim devam ediyor. Her zaman tabii yani devamlı yoğunluğu yapamam ama çok rahatlatan bir şey. Onu söyleyebilirim. Süper. Yani puzzle yapmak gibi bir şey. Kafandakini biraz ortaya koyuyorsun. Yani ben işte kolaj da yapmayı seven bir insanım bu arada. Hem bir tarafta kolaj bir tarafta Lego. İkisi güzel gibi ama bak kolajı gösterebilirim sana. Göster. Sürpriz derken bundan bahsetmiştim. Yaşasın. Şimdi efendim ben 1994 yılında Gözel Mecmuası'nın bu 2/5 Beze grubunun böyle o işte Yeşilçam'la ilgili böyle bazı şeyleri kolaj yapmıştı. Ondan çok etkilendim ve o sene bir tane bir kendim kes yapıştır bir şey yaptım. Ona hatta Serhat'a da bundan 2 ay önce bir örneğini buldum, yolladım. Bak senden etkilenip yapmışım 94 yılında falan diye. Ondan sonra fakat tabii ben bu arada mesela gazeteler alıyorum. Onlardan işte magazin kısımlarını kesiyorum. Siyasi haberleri kesiyorum. Ondan sonracığıma. Sonra Yeşilçam'la ilgili görselleri kesip biriktiriyorum ve şöyle tablolar yapıyorum. Bakalım. Evet, göstereyim. İlk kez bu programda. Mesela bu. Wow.
Aa, Bu kolaj, geçiş adımı yani yaptım işte. kolaj gibi bir şey mi oluyor? Kolaj tabii, kolaj daha doğrusu. Vay be. Bu bu 80'ler Yeşilçam Evet. ağırlıklı. Aha. Yani öyle işte sevdiğin imgeler hepsi var mı? Yok. Yani böyle herhalde 3-4 tane tablo çıkar. Vay Bu ise be. siyahlık biraz daha. Şimdi göstereceğim. Hop. Bu daha böyle Wow. Ha, bu siyasi böyle şeyler mi? Gazete kupürleri mi? yani şöyle var burada Cicişlerle Kılıçdaroğlu falan var bir arada. Tam kolajmış. Yani bazı siyasetçilere girmemeye çalışıyoruz. Yani olur da Ya. şey olsun diye. Aha. Otosansür. Otosansür uyguluyoruz. Vay be, neler Yani bu böyle şeyler yapıyorum ben ama ya bunu onu bilmiyordum daha yani mesela. aparan. Efendim? Bunu bilmiyordum mesela. Değiştikçe başka şeyler çıkıyor. Ya benim aslında çok böyle büyük, devasa bir tane vardı. Taşınırken kaybetmişim onu. Onun merkezinde Serdar Ortaç vardı. Ah. Serdar Ortaç'ın tam böyle Karabiberim dönemindeki o saç şeyi onu bulursam. Yanında da Aktüel dergisinde Superwoman gibi bir şey yapmış ama Tansu Çiller. Böyle duruyor. Yapsa, o vardı böyle. Ve alt kısmında işte şey ne denir işte Tarkan'ın askerden kaçma haberi falan böyle şeyler koymuş hep böyle asker kaçaymış falan böyle. O dönemin magazin sayfalarını işte günün siyasal olayları birlikte birleştirdi falan öyle bir kendimce şey yaptım. Peki bir şey söyleyeceğim. Etkilendim tabii şey böyle beş beze. Bunların böyle bir sergisi gibi bir şey olamaz mı veya oldu mu hiç öyle bir şey? Yani aslında Karga ile görüşmüştük fakat pandemi araya girdi. Aha. Bir de şu anda benim elimde 6 tane falan tablo var. Yani onun Aha. bir 15 tane falan olması iyi olur. Evet. Bazı temalar var. Onları geliştireceğim de Lego'da böyle bir proje üzerine yoğunlaştım. Aha. Bu kolajlara biraz ara verdim. Aha. Önümüzdeki popüler kültür eserim Alex'in Fenerbahçe'den ayrılması olacak. Valla. Evet, bir de Fatih Terim'le ilgili bir tablo düşünüyorum Vay ben. be, çok Biraz acayipmiş bu da. nelerle uğraşıyor adam neyse. Peki hayır, bir de nelerle uğraşıyor bir tarafa bırakıyorum. Aslında bir de şu var, sen bir yandan da bir babasın. Yani Ha evet. bütün bunlara Ona nasıl, gelecektim yani bütün bunlara gerçekten nasıl vakit ayırıyorsun diyeceğim. Çünkü hakikaten hani Lego yapıyorsun, bunlarla uğraşıyorsun. Hakikaten işlerin güçlerin var tabii ki. Maddi de bir şey kazanman zaten. gerekiyor. İşte müzik var, işte sinema var, web sitenin belki çöktü mü çökmedi mi atıyorum onun şey tasarımı bilmem nesi. Yani hani gerçekten nasıl vakit ayırıyorsun sorusu biraz böyle şey bir sorudur ama balon bir soru gibidir ama merak ediyorum. Gerçekten çok zor. Ya, kolajı en son 6 ay önce yaptım. Yani Ha. onun için onun bir şeyim yok. Ama önümüzdeki günlerde herhalde bir tane yaparım. Çok Ha. uzun sürmüyor. Lego'yu her gün böyle bir saat falan yapmaya çalışıyorum. Evet. Ayıklaması falan onun biraz zordur. O da çok değil şu aralar ama yaparım herhalde onu. Yani onlar kenarda duruyor. Evet, Onlar var evet. ama hani onları farklı şekilde şekillendirebilirim. İkincisi kızımla Lego konusunda şey yapabiliyoruz. İyi zaman geçiriyoruz. Onun için o Ya. faydalı oluyor o Ha. konuda. Fakat tabii benim ufaklık oğlan şey ne denir? Yani o bir canavar geliyor. Mesela onu Lego'ya koysam dağıtır yani Değil şey mi? Daha yapar. çok küçük, değil Tabii mi? 2 yaşına basmadı Aha. da. Ne çabuk Onun için geçiyor zaman Utku ya. Ben tabii. daha doğması üzerine konuşuyorduk yani. Tabii ya doğduğu gece hatta şeydir. Cemil gösterimi yapacaktık kargada. Evet. Hatta onun için Burak Gülgen bana şey dedi. Çocuğun ismini Cemil koy dedi bana. Erteledik çünkü şeyi. Yok dedim ismini koy. Uzay olacak Uzay, değil mi? Evet, Uzay çok güzel. dedim. Benim de açıkçası düşündüğüm bir isimdir. O yüzden çok severim. Uzay. Tebrikler. İsmini kızım koydu ama. Kızım. Gerçekten. Çünkü uzay yolu izliyorduk onunla birlikte. Aha. O uzay yolu Scott'i çok seviyor falan. Aha. Ona bilir benim Spock, Mr. Spock hayran olduğumu. Aha. Onun için o uzay dedi yani uzayı oradan geliyor yani. Ya Kızım dedi. süper, harika. Ondan sonucuma. Babalık da bir mesai, değil mi? Onu diyeceğim yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi işsiz kaldığım için sonuçta yani tur yok şu aralar. Son 6 aydan beridir. Onun için tam mesai olarak çocuklarımla ilgilendim hani ilk başlangıçta. Aha. Şu dönemde birazcık daha dengeli bir de kız okulda gittiği için Evet. birazcık daha kendim hani yazma ve şey olaylarına birazcık daha yoğunlaşabiliyorum. Evet. Diğer zamanlarda da işte
ne yapıyordum? İşte geceliğin oturuyordum saat 9 ile 12 arasında üretiyordum yani. Gün boyunca biraz üretmek zor oluyor. Evet. Ama çalışıyor olsam tabii bazı şeyler duracak. Site konusunda şöyle bir şey var. Şimdi biz siteyi aslında 3-4 kişi birlikte bulduk. Hani Gökay, Ercan ve daha sonra katılan Nur'dan. Evet. Daha sonra koptuk aramızda. Siteyi bir süre ben çok uzun süre tek başıma götürdüm. Evet. Götüremedim hatta. Yani dur kalk çok oldu. Evet. Ama son dönem 4-5 arkadaş sağ olsun çok güzel bir işbirliği yapabiliyoruz. Onun için yani siteyle ben bir saat günde uğraşmam yetiyor. Anladım. Yani, bir saat, yarım saat bazen. Mesela bugün yarım saat ilgilendim. Onun bir kendi şeyi var ama hani durup da devamlı da hani olmuyor hani tabii, zaten. Tabii tabii. O, bir, tabii. Yani o bizim bir hobimiz ama hani profesyonel bir hobi dönüşmedi benim için. Hani bazı arkadaşlar var aynı dönemde yazmaya başladık. Bloggerlık yapmaya başladık. O arkadaşlardan birkaç tanesi daha çok işlerine döndüler. Tabii. Birkaç tane arkadaş da sinema yazarı oldu. Doğru. Yani tabii. Hem fikir olurum olmam ama arkadaşlarımız sinema yazarı oldular. yani çünkü yani üretimlerine odaklandılar ve evet, en azından evet. kendini geliştirdikleri noktada tabii. Bu güzel bir yani yapmak istedikleri şeyi yapmışlar. Yaptılar Bu tabii. Pozitif tabii. bir durum bence. Kesinlikle. Ben sanırım bütün bu modeller içerisinde baktığımız zaman belki seninle de yakın olduğumuz bir nokta vardır. Ben birazcık daha bir noktaya odaklanmadım. Bir sürü şey Evet. yapmaya devam ettim ve onları yapmaya da devam edeceğim gibi gözüküyor. Yani ben hiçbir zaman oturup tamamen sinema üzerine Evet. işte kafa yoran bir insan olmayacağım. Yani Evet. Olmayı düşünmüyorum. Evet, yani bu yani. artık belli bir şey. Belki gençliğimizde biraz daha kafamız karışık olup hani acaba ben niye böyleyim veya hani bir şeye odaklansam mı diye açıkçası ben böyle biraz düşünüyordum ama artık ben de o konuda netim. Yani tek bir şeye odaklanmayacağım. Yani ben bunu seçmiyorum. Sen de bunu seçmiyorsun. Ve bu şekilde bir şekilde idare ediyoruz. Evet, belki bir şeyleri böyle hani ihmal ediyormuşuz gibi gözükebilir dışarıdan ama hani sinematik Yeşilçam'da baktığın zaman şu an aslında gayet hani şey update yani şey değil böyle hani 5 ay en son 5 ay önce yazı bırakılmış bir site değil sonuçta yani Yok yok ama giriş oluyor. Çünkü neden? Bunun bir beklentisi de oluyor olur. Yani bunu mutlaka takip eden hani mutlaka bakan eden insanlar var. Bir yandan da bir güncellik de olmalı tabii ki. Ama bu da şeyi gerektirmiyor tabii. Bir gün içinde 10 saatini harcamanı gerektirmiyor. Yok yok ya. Ya şunu söyleyebilirim ben öz eleştiri olarak site birazcık statik gözüküyor. Sanırım dışarıdan göz açısından da biraz sorun yaşıyoruz bizim gibi insanlar sanırım. Sanırım değiştireceğim tamamen sitenin dış görünüşünü. Öyle mi? Birazcık daha böyle işte girdiği zaman devamlı güncelleniyor görüntüsünü verebilecek bir görünüme olması gerekiyor. Bir de Tabii. sana ilginç bir bilgi vereyim. Şöyle bir şey var. En son rapor elime ulaştı siteyle ilgili ve siteye mesela tıklama olarak görüntüleme yüksek ama tıklama olarak mesela 35 bin kişi varsa 35 bin kişinin yaklaşık olarak %70'i telefondan bağlanmış siteye. Aa, enteresan. Tabii. Tam İşte mobilde iyi %25 şu anda. civarında. Efendim? Site mobilde iyi o zaman değil mi şey olarak? Ya hayır ama şimdi siteye gelenler o noktada. Evet. Siteye %25'i laptoptan bağlanıyor. %5'li tablet falan filan feşman. Evet. Fakat İlginç. Google yeniden parametre algoritmasını değiştirdiği için bizim site ve tema yapısı mobile göre yavaş kalıyor. Onun için mobildeki Google aramalarında site geri atıyor. Anladım. Hay Şimdi Allah. ne kadar sen güncel yaparsan yap, Evet. Sitenin senin hızlı açılması gereken gibi Aynen. böyle bir algoritma işte sağ olsun. Ah Google ah onun zaten. için Google ne istiyorsa biz onu yapıyoruz. yani her şeye o karar veriyor. Şimdi tabii biz mesela ben yazılardaki görselleri azalttım. Ama değişmedi. Mesela YouTube linki koyamıyorsun şu an. Tabii tabii yani öyle çok garip garip şeyler var. Bakıyorum böyle 5 saniyede açılıyor diye sayfa. Ya bak Allah Allah. Sayfa 6 saniyede açıldığı zaman ya da 7 saniyede açıldığı zaman Google seni arkaya atıyor. Yani abi bu kadar tüketim üzerine yani bilemiyorum. Bence yine Evet. değiştirecek Google bir şekilde ama. Kesinlikle ama yani buna da bir şekilde sürekli uyum sağlamaya çalışmak biraz yorucu açıkçası ya. Tabii. Yani mesela en fazla yazı olan şu anda yani site adına
en fazla üretim olan, en fazla insanın katkıda bulunduğu dönemden geçiyor. Evet. Ve işte son 5 yıldan beridir en az okunmasını gerçekleştiriyor bu arada. Biraz haksızlık olmuş ya. Sevgili Google, buradan size sesleniyorum. Ama bir şey daha var. Ama doğru kitle bu sefer buluyor. O güzel. Yani hiç olmadığı kadar doğru kitlene ulaştığı bir şey oluşuyor. Yani çok iyi. Sanki okuyucuyu oluşturmuşuz gibi gözüküyor. Evet. Ancak eskisi kadar büyük bir yani rakam şeyi yok. O da bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Yani Facebook'ta evet. Aynı şey var sanırım. Tabii. Yani, ya aslında o biraz da kafa karıştırıcı. Yani sen hani kitleni biliyor olduktan sonra, görüyor olduktan sonra aslında evet. Rakamlara çok da belki takılmamak lazım. Çünkü kendi algoritmasına göre değiştiriyor. Önemli olan kitleye ulaşmak ve ben biliyorum tabii. Zaten şey yani bir yandan zaten isim olarak da bence çok hakikaten avantajı olan bir web sitesi ve bizim kitlede, bizim çevrede en azından bilinen bir web sitesi zaten. Yani o yüzden diyorum böyle hani güncel kalması gerekiyor zaten diye çünkü. Tabii yani o güncellemeyi en azından hallettik. Yani evet, o konuda biraz sorun yaşadığımı söylemem gerekiyor. Evet. Özellikle birkaç arkadaş son dönemde oldukça yoğun mesai harcadıkları için. Ne güzel. Tabii bu işler biraz kolektif işler yani. Evet yani kolektif yani işler. Tek başına yapamıyorsun yani yetişemiyorsun zaten. Ve bir yandan da şimdi şey oluyor tabii o yüzden söylüyorum. Yani sen de aslında bir basın mecrası olmuş oluyorsun bir noktada. Yani o yüzden o beklenti dediğim o. Yani ister istemez işte hangi sinema, hangi web siteler var sinema ile ilgili dediğin zaman karşına çıkan bir web sitesi olduğu için ve farklı bir şey olduğu için hani Sinematik Yeşilçam gibi kendine özel bir açıkçası içeriği de olduğu için hani evet. Beklentiye çok maruz kalacak bir web sitesi. O yüzden umarım devam eder. Yani ben çok seviyorum. İçerikleri her zaman farklı oluyor. Yazarlar da umarım hep devam ederler. Umarım. Ya benim bir korkum vardı hep. Ya onu da söylemem gerekiyor. Ya ben böyle çok nostalji sitesi olarak ele alınmasından hep korkmuşumdur ki biraz evet. Öyle gözüküyor maalesef. Evet. Çünkü ben yani nostalji üzerine araştırma yapmayı seviyorum ama yani yaklaşım bakımından çok nostaljide kalmayı seven bir adam değilim. Yani tabii. İşte eski günler ne kadar iyiydi falan. Yani ya değil yani. Mesela muazzam üretimler de oluyor şu anda. Yani. Tabii ya. Yani o eski yani günler ne kadar iyiydi kalmadı. Hep devam eden bir şey. Yani o bitmeyen bir açıkçası klişe. Yani, 90'lar ne kadar iyiydi mesela. Evet bence çok iyiydi. Yani 90'lar şu andan daha iyi. Evet kabul ediyorum ama benim için o öyle yani. Aynen yani öyle. Şimdi öyle bir şey var. Onun için yani evet Sinematik Yeşilçam'da ismi ama aslında Sinematik ve Yeşilçam evet, gibi evet, evet. Olması gerekiyor aslında. Evet. Şimdi bir de bizim çok güçlü olduğumuz taraf hani müzik. Yani söyleyeyim açık açık söyleyeyim sana. Ben sinematik.com boş bulduğum anda alırım. Aha. O domaini ve anında yani ismini değiştirmekten şey yapmam, çekinmem. Aha. Yani çok zekice bir davranış olabilir mi web şey yapma bilmiyorum yani ama yani sadece böyle yani Yeşilçam bana benim için biraz daha Türk sinemasını anlatan bir şey. Evet. Hollywood gibi ele alıyorum biraz olayı. Evet. Yani bağımsız sinemayı da yani B sinemayı çok seviyorum ben. Evet. Düşük bütçeli yapımları destek vermeyi çok seviyorum ama. Aha. Yani magazin de güzel bir şey. Onun dışında yani bak işte geçen gün Ercan Demirel bir şey bulmuş. İşte Tünay Akdeniz'in bir filmde gözüktüğü, Ah Nerede filminde gözüktüğü. Şimdi bir müzisyenin filmde gözüktüğü ilgili böyle bir detay yakalayıp yayınladık. Hani ben çok güzel, işte evet. Böyle bir bilgiyi Türkiye'de yayınlayabileceğiniz 3 ya da 4 tane site vardır. Aynen yani bunlardan öyle. Bir tanesi biziz. Aynen öyle. Yani biraz B kategorisine kaldık. Kabul ediyorum. Ya şöyle bu arada yani ismi tamam önemli ve dikkat çekici ama sonuçta illa da o ismin içini sürekli doldurmak zorunda değiliz ve yani pek çok sitede öyle değil aslında zaten. Yani ne bileyim işte Ters Ninja da aslında hani bir sinema terimi ama işte müzik de var içinde evet. Vesaire. Yani pek çok web sitesi aslında içinde tabii ki çok farklı şeyler. Çünkü tek bir temayla kaldığın zaman hakikaten kısırlaşıyorsun ama yine de hani hem izleyici çekmesi yani okur çekmesi adına hem de gerçekten sonuçta Yeşilçam'la ilgili de pek çok şey var. Ve onlar da hani bir tek nostaljiden ziyade böyle senin dediğin gibi değişik detayların da olduğu konular olduğu hı-hı. için
belki her yerde ulaşılamayacak hani Yeşilçam'la da ilgili bilgiler olduğu için röportajlar var. Hani değerli röportajlar. Ben röportaja biliyorsun her zaman çok yani önem verdim. E sizde de hep farklı ve ilginç röportajlar oldu. Bence o yüzden ya hiç orada yok yani sinematik Yeşilçam densin ama sen içeride her zaman alternatif içeriklerini üretmeye devam edebilirsin bence. Şimdi bir şey eklemek istiyorum. Benim bir eksikliğim var. Çok fazla kişiyle aslında röportaj yapabilme imkanım vardı da Yeşilçam'da olan. Yani Yeşilçam dönemi olarak düşündüğümüz. Onlarla ben yazılı röportaj yapmak yerine hep benim Yeşilçam Arkeolojisi programı üzerine röportaj yapmayı tercih ettim. Aha. Onun için oradaki röportajların hemen hemen hiçbirisi aslında siteye daha geçmedi. Yani oradan Aha. baktığın zaman yaklaşık bir 50'ye yakın böyle bir röportaj olması gerekiyor. Aha. İkincisi ben kendim bir fiil görüştüm bazı insanlarla bazı görüşmeleri daha yazılaştırmadım. Evet. O da bir eksiklik aslında. Fakat site adına yaptığım şöyle bir davranış vardı benim. Bazı sitelerde ve hatta gazetelerde yayınlanan ya da bazı dergilerde yayınlanmış olan bazı söyleşiler var. Ve bunlara hiçbir şekilde ulaşamıyorsun. Aha. Ben o söyleşilerin çoğunu siteye aldım. Aa, yazı çok olarak. İyi. Hı. Ve şu altlarında hepsini onun şu yazar. Yani eğer bu yazının burada yayınlanmasını istemiyorsa Ha. o sahibi Evet. silebilirim siteden. Evet. Ve mesela Kemal Sunal'ın çok önemli bir söyleşisi var bizim sitede şu anda ve Aa. başka bir kaynakta bulamıyorum şu anda. Çok iyi. Ondan sonra Arzu Okay'ın var öyle bir söyleşisi mesela. Aha. O da artık kaybolmuştum. Radikal gazetesinin sitesindeki bütün Yeşilçam'la ilgili olan yazıları bir şekilde aldım ve koydum. Vay be. Ve yazarların çoğuyla da bağlantıya geçtim ben. Aha. Ya dedim ki ben böyle böyle koyuyorum yazınızı izin verir misiniz? Hatta Kaya Özkaracılar'ın yazılarını aldım onun izniyle. Aha. Tekrar yenileyerek hatta bir tane yazısına da tekrar böyle bazı düzeltmeler de yaptı. Aha. Yayınladım. Yeşim Tabağan öyle yazılarını Ne güzel koydum. ya. İşte bu tam arşivcilik işte ya. Yani Muhteşem. orada arşivcilik yapıyorum yani. Orada Evet. yaptığım şey arşivcilik. Aynen Şimdi öyle. bir konuda alçak gönüllülük yapmayayım. Şimdi Yeşilçam yani sinematik Yeşilçam'ın adı Türk Sineması Araştırmaları değil. Evet. Türk Sinema Araştırmaları diye çok önemli bir sitemiz var. Evet. TSA. İkincisi de Sinema Türk. Evet. Yani iki tane çok önemli site var. Evet. Künye bilgisi olsun, araştırmalar olsun. Fakat evet. Eğer şu anda yaptığım yapılandırma tamamlanırsa yani yazıları tamamlarsak ki yani benim öngördüğüm şu ana kadar 350 tane kadar film incelemesi gidecek siteye. Aha, wow, Ben çok bunu fazla. 2 ya da 3 ay içerisinde yapmak istiyorum. İnşallah. Bir fiil zaten kendi yazdığım 50 tanesi var. Harika. Eğer bunların hepsini tamamlarsak, yani yazılarımızı tamamlarsak, 3 ay belki daha kısa bir süre ama yani 6 ay içerisinde Hı. bunların hepsi yayınlanır bir şekilde. Süper. İnşallah. Çok güzel olur. Tamamlarsak eğer ki bu yazıların içerisinde Sinema Türk'te yayınlanmış Murat Çelenligil'in yazıları var ki sunumundan dolayı Murat Çelenligil'in yazılarını tekrar onun izniyle aldık Aha. ve yeniden düzenleyip yayınlıyoruz. Ve Süper. böylece daha düzenli. Tabii. Linkleri olan, görselleri daha düzgün olan yazıları dönüşüyorlar. Harika. Onda en azından bir 30 tane yazısı var. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Eğer düşündüğüm gibi olursa yaklaşık 2 ya da 3 ay içerisinde Türk Sineması Araştırmaları adına Evet. ben bu konuda kusura bakmasınlar çok açık ve net söyleyeceğim. Bu isim altında devlet desteği almış siteden daha fazla benim elimde malzeme olmuş olacak. Doğru. Benim kütüphanem o kadar iyi değil, benim arşivim o kadar büyük değil, benim elimdeki lobi kartları o kadar fazla değil. Doğru. Yani ben bunu insanlara açık yapıyorum. Doğru. Ben bunu sadece tek başıma insanlara açık yapmıyorum. Bana destek veren arkadaşlarımın hepsi yapıyor. Doğru. Yani ben daha önceden sinema araştırmalarına mesaj yolladım. Öyle mi? Dedim ki sizin filmle ilgili şey varsa ve yazıyı beğendiyseniz bizim sitedeki yazıyı link olarak neden koymuyorsunuz altına Evet, dedim. evet. Ya Sinema Türk'le de aynı şekilde Ne bekliyordu ama cevap Sinema Türk geldi zaten mi? format değiştirdi. Yani gelmedi. Şimdi bak buraya baktığımız zaman şimdi bütün bu isimlerin aslında arasında ben 2-3 tane daha isim koyabilirim. Mesela bir tanesi Beyaz Perde'dir. Evet. Yani çünkü yani Arşiv şu anda olarak baktığımız yani zaman tabii ki o arşiv Türkiye olarak evet. çalışması ah ah yani yıllarımızı Yok alan yok bir yani Türkiye evet. çalışması var. Yani onu sen benden daha iyi biliyorsun. Sinematik Yeşilçam dışında Türk filmleri üzerine yazı yazılmış, yani bizim dışımıza film incelemesi yazılmış, diğer sitede Öteki Sinema. Evet. Yani olayın şeyi bu, Evet. tablo bu. Doğru. Yani
Birkaç tane daha yazı var ama çok dağınık yapmışlar. Blogger şeklinde yapmışlar. Ha, öyle mi? Hatta o yazılardan bazılarını alıp düzeltip sitede yayınladım da ben. Aha. Yani olay bu. Arşivcilik ve, evet, ve gereken bir şey bu. Yani bu hani hobi mobil olmasının bir yana bırak, gerçekten hani durması gereken bir arşiv o. Ama işte bunu benim anlatmamam gerekiyor. Birazcık evet. Da bu konuda yapılmış olan kurumların da bunu görmesi gerek. Ben devamlı o kurumlara gidemem. Doğru, çok haklısın. Çok haklısın. Bir de devamlı gittiğin zaman bazen ters tepiyor. Tabii. Halbuki yani amacın yani, ne sonuçta yani? Ama böyle bir şey var. Yani ben iddia ediyorum, yaptığımız evet. projeyi tamamlarsak eğer, film incelemesi bakımından, Türk sineması adına, hı hı. özellikle 90 öncesi filmler adına evet. En geniş arşive sahip olacağız. Harika ya, çok iyi. Ve çok ayrı yazarların yapmış olduğu bir arşiv olacak o. Bu konuda ya mesela 2-3 tane film şirketi link veriyor. Ha, öyle yani, mi? Süper. YouTube, mesela YouTube'da film yayınlanıyor mesela. YouTube filmin altına veriyor link. Süper. Vermesi gerekiyor. Evet. Şey, bu konuda araştırmalar evet. mı eksik ya da işlerine mi gelmiyor bilmiyorum ama buradan da duyurmuş olalım. Yani şey, en azından yaptığım konunun bir böyle bir geri dönüşü var. Hani insanlar baktığı evet. zaman hani ne diyor. Ama tabii şey, eksik hala. Yani o bir tık var, o herhalde tamamlanacak. Ondan sonra daha farklı bir noktada birazcık daha farklı konuşacağımı düşünüyorum. Ya umarım, çok isterim. O zaman tekrar konuda, konuşuruz. Bu konuda neden açtım seninle sohbet ederken bunu? Bu konuda bana cesaret veren en önemli insanlardan bir tanesi sensin çünkü. Ya. Teşekkür etmek için. Tabii yani ya bunu... Ben teşekkür ederim ama gerçekten çünkü konuştuğumuz, hep bu konuları konuştuğumuz zamandan beri hep söylüyorum. Yani arşiv çok önemli bir şey zaten. Ve bu yani bir hobi, yani senin için bir hobi olabilir ama bu aslında bir hani anma hizmeti gibi, insanların ihtiyacı olan bir şey. Ama öte yandan da dediğin gibi yani karşılıkla bulması gerekiyor. Bir insanların bunu fark etmesi gerekiyor. Ve yani hala da seni bu konuda kışkırtmaya devam etmek isterim. Hem şey olarak, hem evindeki hani diğer arşivleri belki kitaplaştırmak için teşvik etmek isterim. Hem de web sitesi adına. Ya 6 ay da olsa, 1 sene de olsa yeter ki o çalışmalar yapılsın gerçekten. Mesela bak, arşiv konusunda çok başarılı ve sağlam genç arkadaşım var. Erhan Tuncer. Evet. Mesela o helal olsun, çok güzel hani disiplin çalışmasını yaptı. Kesinlikle. Mesela o film incelemesi yapmadığı için onu katmadım biraz önce. Anladım. Şey. Yoksa araştırma ve yazı bakımından tabii. Onu da takdir etmem gerekiyor. Doğru. Öyle efendim. Yani sana teşekkür ederim çünkü güzel bir şekilde bakış açımı değiştirdin. Ya çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Çünkü maalesef pandemi olduğu için festivallere gidemiyoruz ama. olsun. Evet. Ya biraz ayağımıza geldi. Aa bak, en son onu söyleyeyim. O konudaki fikrini alayım. Öyle kapatalım. Bu festivaller ayağımıza geldi. İşte filmler Netflix'e geldi. Burada bayağı bir insanlar birbirlerine, yani iki ayrı kutuba ayrıldılar. Hani birileri diyor ki işte ah sinema ölüyor, festivaller ölüyor, işte böyle çabuk ulaşamamalıydık, başka bir detayı, onun başka bir tadı vardı diyenler var. Bir de oley yaşasın işte oturduğumuz yerde. Hatta İKSV galiba şey yapmış reklamında, yayıldığınız yerde internet işte şey film falan, neredeyse artık hani işin birazcık suyu çıkmış yani, yayılmak bana biraz fazla geldi. Ama genel anlamda ben mutluyum. Yani Ezel Akay mesela son filmini şimdi Netflix'e veriyormuş. Pek çok yerli yeni yapım hiç yani sinemaya girmekle uğraşmadan direkt Netflix'ten giriyor. İşte İKSV'nin veya diğer festivallerin pek çok filmini hani bayağı bilet satın alıp şifremizle girip izleyebildik evden. Yani ben de tabii ki biliyorum, ben de nostaljik bir insanım. Yani sinemaya gitmek apayrı bir şey. Festivallerde biz çok şanslı bir şekilde basın olarak yer aldık ve bayılıyorum hani gitmeye. Hem o şehri görüyorsun, hem insanlarla iletişim halindesin ama şu anda pandemi sürecinde açıkçası ben çok mutlu oldum. Hem festivallerin hem de filmlerin bu şekilde hani maddi olarak da parasını da vererek gayet yasal olarak yani bunu izlemekten ben çok mutlu oldum. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi sektörden bir insan olmadığımı hala altını çizmem gerekiyor burada. Ben bir sinema seven bir insanım ama bu tip konularda kafamda analiz yapmak ve çözüm odaklı düşünmeyi seviyorum. Bu nedenle hani böyle sektörde işte yönetmenler, sinemaların ortaya çıkması falan filan falan, öyle düşünmeyeceğim. Benim çok daha düşündüğüm çok daha farklı bir nokta var. Şimdi eğer sinemalarımızı
şu anda olduğu gibi, burada isim de söyleyeceğim onun için şey olmasın, işte Cinemaximum, Mars dağıtım şirketleri ve onların açtıkları sinemalarda izleyeceksek filmleri ve o sinemalara gideceksek, açıkça söylemek gerekirse benim o filmi onların sinemalarında izlemekle evimde izlemek arasında ben çok büyük fark göremiyorum. Yani zorlasam da göremiyorum. O salonun içine girmiş olduğum zaman ekranın birazcık daha büyük olmasından dolayı da olsa ben çok büyük fark göremiyorum. Hı. Ancak ben işte Kadıköy sinemasına gittiğim zaman fark görüyorum. Hı. Orada sinemaya girmiş gibi hissediyorum kendime. Öbür tarafta yani ben işte dedim ki hani böyle sinema yazarı olarak kendimi görmediğim için bu genelde film gösterimlerine de ilk gösterimlere de çok fazla gitmedim. Birkaç tane filme gittim ben orada. Kanyon'da güzel sinema salonu var. Çok güzel, evet. Evet. Ya anlıyorum. Hani bu sinema ile ilgili büyük sevdayı anlıyorum. Ancak sinema salonları bu formatlara dönüşürse, sinema salonları birazcık daha küçülmeye başlarsa, yani orada sinemayı savunmanın bir anlamı kalmamaya başlar. Çünkü evimizdeki ben perdeyi açıp oradaki sinemadan daha büyük ve daha kontrol edilebilir bir şekilde ve dörtte bir fiyatına film izlemeye başlayacağım. Doğru. Şimdi burada birinci savunmamız gereken şey bence sinema salonlarının bu sistem içerisinde değil, böyle tarihi, önemli. Evet. Yani mesela bir filmin galası yapılacaksa bu ona şekilde uygun olacak, çok güzel bir yerde. Evet. Hatta belki halkla ilgili farklı bir şekilde olacağım. Bir galası, evet, olsun, farklı bir şekli olsun, kokteylinin dışında ne bileyim bir minik bir konser olsun, şey olsun falan. Hı-hı. O tip çalışmalar. Bunlar yapıldı tabii ki. Yapılmadı tabii değil ama bunların sayısının daha farklı olması gerekiyor. Aynı, evet, gecede 2-3 tane film olsun mesela. Madem ki sektör olacak. Sinema salonları daha ihtişamlı olmalı bence. Evet. Ayrıca küçük sinema salonları, o küçüklük şeyimiz yani cep sinema salonu değil. Evet. Olacaksa bile yani ne bileyim işte bu bizim bu tarafta olduğundan dolayı Natulus'un işte Cinemax salonu, evet, güzel yani. Orada filmi izleyeceksem bu film bana zevk veriyor ama onun aşağıdaki 2-3 tane küçük salonu var. Aha. Ben orada film izlemeyi sinemaya gitmek gibi görmüyorum. Ben evimde daha rahat izlerim. Doğru. Yani ben böyle hissediyorum. Pek çok insan da böyle hissediyordur ve ben bunu böyle sinemayı seven bir insan olarak söylüyorsam yani sinemayla arasında kurduğu ilişki çok daha farklı olan insanlar neler düşünür? Hani birazcık da seyirciye göre de şekillenmesi gerekiyor. Ya benim için önemli olan İstanbul'da en azından 10 tane İyi sinema salonu olması gerekiyor. Kesinlikle. Kadıköy sineması gibi. Evet. Yani ya böyle güzel sinema salonlarının olması gerekiyor. Bunlara yani şimdi Rex kapatıldı diye çok üzüldüm ama evet, öteki taraftan da Rex'in hani işte en son Blue'yu izledim ben hatta orada. Aha. Yani izlerken hani ya kötüydü görüntü hani. Evet evet evet. İnsan şey diyemiyor orada. Allah ya benim Rex sineması ne filmler ya. Yani Süreyya sineması da vardı eskiden ama Rex'e daha fazla gitmeyi severdim. Ben yani de. Yani işte Pet Sematary yani oradan çıktığım gece hiçbir zaman için unutamam oradan. Hani sinemada izlemiştim filmi. Vay müthiş tabii, sinema tabii salonu çünkü. Tabii yani ya benim biraz de bu... çocukluğumda ilk izlediğim filmi ben Rex sinemasında izledim. Ve benim de bütün çocukluğum bir Kadıköylü olarak Rex'te geçti yani. Yani nostalji, evet, olarak ben de ağlayabilirim yani, o kadar üzülüyorum. Ama bir yandan dediğin çok doğru. İzleyemiyorduk artık son yani. Hiç iyi değildi zaten görüntüler vesaire. Yani burada bir denge bulunması gerekiyor bence, değil mi? Hani tabii, evet, gidip de işte 50 liraya bilet alıp işte yok işte üzerine Mısır'dı bilmem neydi deyip de o uzayvari şeylerde izlemek değil. Ama kalkıp da işte Rex Rex deyip emek emek deyip hiç onlara bir şekilde bir tamir yapılmadan işte o eski haliyle onları savunmak da değil. Yani bak Kadıköy sineması bunu çok iyi becerdi mesela. Evet, Atlas da kapandı. Evet, yani eski yapıyı korumak ama içine sadece renove edebilmek, biraz düzeltebilmek demek ki mümkünmüş ama pek çoğu yani bunu yapamadı ve ya kapandı ya da dediğin gibi işte o Cinemaximum'lara falan mecbur kıldılar insanları. Her zamanki gibi yine denge bulunamadı yani. Yani restorasyon becerilebiliyorsa, evet, yani o binanın kendisi bir şekilde içi değiştirip ya da yıkılıp bazı noktaları yeniden yapılabilir. Bu restorasyonun kendisiyle alakalı bir şey. Bunu, evet, düzgün yapmak önemli. Yani yoksa tabii, yık yeni baştan yap bu şey değil. Yani tabii ki. Tabii kendin ki. Bir şey değil. Hafızasını yok etmek. Aynen o, öyle. O değil ama yenileyebilirsin, düzeltebilirsin. Tabii ki. Yani tabii, eksikleri giderebilirsin sonuçta. Düzeltmek restorasyon sorun değil. Bir de bunun dışında
Mesela şu anda Yeşilçam sineması ayakta kalmıştı. Son dönemini bilmiyorum. Orada Anıl Çelik işletiyor şu anda. Reis Çelik'in oğlu bu arada. Evet. Vault olarak da geçiyor. Evet. Mesela orası da benim desteklediğim bir sinema ve onun şöyle bir güzelliği var. Hani ne bileyim işte 90'larda mesela bildiğimiz bir filmi işte orada bir hafta gösterebiliriz aslında. Evet, evet. Yani ya da böyle işte çıkış yeni bir çıkış yapan işte bir belgesel orada kendine gösterim alanında bulunabilir ve hani bunu işte izleyici olarak destek şimdi o tip sinemaların da yaşamasını istiyorum. Kesinlikle yani sadece vizyon ve şey değil. Evet. Yani ben işte bu işte Sinemaksimum ya da işte o tip şeylerin yarattığı cep sinemalarını savunmuyorum. Küçük evet, sinemaları evet. savunmuyorum demek değil. Küçük sinemalar da bence var olmalı. Orada da benim yani çok acayip güzel filmleri çok daha tad alarak izledim öyle küçük tabii sinemalarda. Tabii. Ama o tip vizyon filmlerinin yer aldığı ve hani vizyonla birlikte olmuş yani işte atıyorum Recep İvedik'in 18 tane aynı anda salonda girmesi aynı şeydeki yerde aynen. bir anlamı yok yani. İşte abi ne uğraşıyorsun işte o küçük salonda 30 kişiyi sokmuşsun oraya Recep İvedik izliyor. İşte 1,5 ay sonra televizyonda izlesin. Bir şey fark etmeyecek hiçbir konu. Hiçbir farkı bir yok. sinemaya gitmek değil aslında. Yani demek istediğim şey bu. Ama küçük bir salon olabilir, belgesel olur, işte ne bileyim 2000'lerin başında kaçırdığımız bir bağımsız filmi o sinema Evet, gösteriyordur. evet. O tip. Ve yani o tip onu gidip de işte eski Ahtas sineması büyüklüğünde ya da atıyorum Kadıköy sineması büyüklüğünde bir yerde gösteremezsin. Tabii. Zaten onun bir 50 kişilik ya da 60 kişilik bir kalabalığı olacaktır. Öyle sinemaların da güzelliği var. Tabii. Yani birazcık daha biz kültürün doğru şekillendirilmesi gerektiğiyle ilgili diyorum. Sinema ölmez. Hatta şu anda farklı bir dönemde altın çağını da yaşıyor olabilir. Evet. Çünkü Yeşilçam bitmedi mesela bence. Dizilerde devam ediyor. Evet, evet, evet. Doğru. Bütün dizi furya yaklaşımı falan Yeşilçam'ın aynısı. Doğru, doğru. Çok yani. Doğru. Demek ki ona Magazinsel istiyoruz. Yaklaşım. Demek ki ona ihtiyacımız var yani duygu olarak. Ya baksana tarihi diziler furyası başladı. Kesinlikle. Yeşilçam'dan ne farkı var şu anda? Hiçbir farkı yok. Aynen öyle. Hatta bir tane de eski Yeşilçam dönemi. Ya ben dizilerin Yeşilçam'ın devamı olduğu için Yeşilçam devam ediyor diyorum dizilere. Doğru söylüyorsun. Hatta sırf o yüzden bazı yayını da modifiye edeceğim. Yani. Doğru. Tabii yani. Ya anlatabildim mi? Şimdi o taraf öyle gidiyor. Öteki tarafta yani ya bazı filmler beklesinler diyeceğim. Çıkmadan önce. Sinemada gösterilmeleri gerekiyor diyeceğim. Evet. Bazı filmlerin de dijital ortamda gösterilmesi beni hiç rahatsız etmez. Beni de rahatsız etmiyor açıkçası. Evet. Yani onun için o şey değil. Hani böyle bir hani kural koyup bölüp ondan sonra işte şu şöyleydi, bu böyleydi. Ben o konuda sektörün içinde bir ses olarak yer alamam. Hani benim bakış açım birazcık daha parçadan bütüne gitmek. Yani Evet, parçalara evet. bakıyorum. İşte abi film keşke sinemada oynanmış olsa. Tabii. Ya şimdi bak ben mesela James Bond'u ben hayatta dijital platformda izlemem. E tabii. Yani benim için James Bond illaki sinemada izlenecek. Tabii bazı benim filmler izleyeceğim sinemanın büyüklüğü gerçekten onu istiyor yani. Evet. Ya benim için bak James Bond filminin izlenecek sinemanın büyüklüğü bile önemli. Ya ben küçük cep sinemasını izleyemem onu. Doğru. Ya bu yani şey farklı yani. Farklı. Başka tabii şeylerin de filmlerin de var. Bazı filmlerinde ben nedense hani böyle yani atıyorum mesela İstanbul'da gösterime giriyor. Muazzam bir film ama işte ulaşabileceğin insan sayısı 145'i bulamıyor. Hani evet. Love Red Kit'ten bahsetmiyorum. Bazı filmler var. Çok iyi filmler ama hani o sinema salonunda değil de onlar festivaldi işte. Onun için evet, başka tabii. Sinema çok önemli. Tabii. Başka sinema iyi ya ki. Onların da vizyonla uğraşmadan öbür türlü gitmesi daha faydalı. Orada dengeler bizde bir işlemiyor gibi. Ya sanırım Avrupa birazcık o konuda daha şey. Ayakları yere basan ilerlediği için. Maalesef evet. Modelini İşte değiştirmemiz gerekiyor. Amerikan modeli değil bize Avrupa modeli gerekiyor. Doğru. Umarım değişir ya. Çünkü ben de yani öleceğine inanmıyorum. Şekil değiştirebilir ama tekrar sinema salonları umarım geri gelir. Şu pandemiyi zaten bir atlatabilsek keşke. Peki Utkucuğum çok teşekkür ederim. Her zamanki Ben gibi tabii ki 2 saat konuştuk. Ama yani ben yani biliyordum zaten hiç şaşırmadım. Her zaman böyle oluyor. Çünkü konuşacak konumuz her zaman çok fazla. Bence çok güzeldi. Umarım sen de keyif almışsındır. Ben çok teşekkür ederim. Dediğim gibi çok fazla konuşacak konu var. Evet. Ve her zaman da dile getirmek istediğim bir durum var ki seninle özellikle röportaj konusunda farklı üretimler içerisinde her zaman için bulunmak isterim ben. Biliyorum. Yani hatta o sen tabii. Dedin ya bir liste var aslında yani yapmak tabii. istiyoruz. Hep seninle onu konuştuk. Keşke beraber gitsek yapsak diye. Yani Bakalım olur mu? belli Olur ya. olmaz. Ne Onun zaman? da zamanı gelecek yani. Tabii.
Onun dışında yani hepimiz üretmeye devam edelim. Aynen öyle. Hepimizin en faydalısı bu. Çok teşekkür ederim. Ben çok havalılar içerisinde beni kattığın için daha çok teşekkür ederim. Yani şimdi dinleyenler anlamıştır niye havalı dediğimi bence. Aşağı yorum olarak yazabilirler belki. Anladım. Bakalım arkadaşlarımdan ne yorumlar gelecek, onu merak ediyorum. Bazı ben de çok merak ediyorum. Yani YouTube'da koyduğum zaman zaten hemen ikimiz de paylaşalım ve arkadaşlarımızdan yorum isteyelim. Ben bayağı merak ediyorum. Okey, süpersin. Tamam, çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz, bay bay.